Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ulusal yayında ekranlarınızın başında, dünyanın her tarafında, YouTube'da ve diğer platformlarda monitörlerinizin başında bu gece güzel bir gece geçireceğiz sizlerle. Ama yine geçen hafta olduğu gibi kontrollü, dikkatli yayınlarımızı sürdürüyoruz. Biz şu anda 21 Mart'ta değiliz. 21 Mart'tan çok daha önce yapıyoruz bu yayını. Her ne oluyorsa memleketimde Allah vatana millete zeval vermesin. Hanımlar beyler Uykusuzlar Kulübü başlıyor. Tişörtünün rengi pembe, onu da açıyorsun. Ben kızım, diyorum ki Sinan nerede onlar? Onu diyeceğim o zaman dergiye bakacaksın. Yani... Sinan Akçıl. Hiç hazırlanmayan bir kadın olabileceğini düşünmüyorum. Ben giyinmiştim ama. Peki ben donla mı gidiyordum? Kayra Şenocak. Pelin Öztekin. Türk düşünürlerinin yazdığı tebessüm makalesi evet, var. Evet. Tebessüm evet. Devrimi de şu anda evet. Yaşayabiliriz. Herkesin evet. Birbirine ihtiyacı var. Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı. Bodrum'da karşılaşmıştık zaten biliyorsunuz. Ben otelin bahçesindeki sandalyede oturmuştum. Herhalde 4,5 saat falan oturmuşumdur orada hatırlıyorsunuz. Evet. Yani senin güzel özelliğin yine logo olarak nereye koysak tamam. Orada kalıyorsun. Mesela zaten şirketin karın için bir... çok iyi. Can Gogh. Burada Hakan Altun'la berabersin. Çok romantik bir anınız. Hayır şöyle ki hemen açıklayayım mı? Burada bir kedi var. Kavun. Kavunun doğum günüydü. Biz de ona şarkı söylüyorduk. Vallahi yani. Ya siz numara mı yapıyorsunuz? Bu kadar duygulu musunuz ya? Celil Nalçakan. Hanımlar beyler yeni şarkıları ve Piyanist isimli albümüyle Sinan Akçıl alkışlıyoruz. Yani hakikaten sen şimdi benim programa ilk defa mı geliyorsun? İlk kez abi evet. Peki bunca sene Google'dan biz... baktım yok. Ana peki biz seni çağırdık da sen mi gelmedin biz mi çağırmadık? Nasıl oldu o? Yok... Sen Beyazıt Öztürk'e gitmişsindir kesin. Beyaz'a gittim çok. 2-3 kere gittim. Ondan sonra beyaz bitti. Şaka. Ya ben sen her zaman çok isterim gelmek ama tutmadı yani şeyimiz tutmadı. Evet belki bizim yani program var yok gibi bir şey. Ama 2,5 senede yoktuk ortada biliyorsun. Evet. Yani ödül töreninden sonra... Teşekkür ederiz efendim. Her zaman bekliyorum. Çok gerek güzel olmuş performanslar her şey arasından yani. Gerek seyirci olarak. Gerçekten tebrik ediyorum yani. Ben de çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu böyle bir albüm bana da nasıl tatlı bir şey yazmış albümün kapağına. Diyor ki bu ne yahu demeyeceğin bir albüm oldu gibi Okan'a. Böyle bak böyle yazmış. Bu ne yahu demeyeceğin gibi bir albüm oldu gibi. Arkasında da sevişmeye hazır bir fotoğrafın var. O da senin tabii ki güzelliğin hep bu gömlek açık. Önde de şey ama fotoğraf da güzel. Önde piyanoya oturdum. Piyanoya oturdun evet. Güzel. Şimdi buradaki şarkıların hepsi yeni mi? Yok. 2 tanesi yeni. Çok sevmek yasaklanmalı yeni. Güzel karım. Güzel karım. Yani evliyken yazdım şarkı. Evet. Sonra şimdi yine beraber misiniz? Öyle evet. Bir şey var. Onun yani magazin olarak merak etmiyorum, insani olarak merak ediyorum. Yani güzel sevgilime çeviremedim, baskı girmişti artık. Ha. Güzel karım olarak kaldı. Ne güzel ama, o da mutlu olmuştur böyle bir tabii şey. Tabii ki, çok özel bir şarkı karım, oldu. Karım, eşim, sevgilim. O benim bu arada barışma şarkım. Yani çok öyle acayip, mi? Evet o enteresan hikayeli bir şarkı. Yani onu dinlettim, barıştım falan, yani çok samimi geldi. O halinde koydum albüme, bir de çok sevmek yasaklanmalı var, 1 numara. Evet ama kız da şanslı, yani... Kaç erkek yani bir barışma şarkısı yapıp da bunu yayınlayabilir? Ama tabii dinlemek istemedi. Tek kulakta falan dinledi. Yarısını dinledi falan. Kızgındı. Ha. Ama evet. Tabii samimi duygulardı yani. Evet. Bir de çok sevmek yasaklanmalı var abi. Şimdi bir de müthiş bir kadro var. Bir Yıldızlar Geçidi olmuş albüm. Adeta. Evet. Çok sevmek yasaklanmalı. Mustafa Ceceli, İrem Derici ve... Hep Sibel featuring Can. Olarak sen varsın. Sibel Can var arada sırada şarkısıyla. Evet. Kızım şarkısıyla Berkay var. Evet. Anlayamazsın şarkısıyla Ece Seçkin var. Bir Gideni Mi Var'la Simge. Simge var.
Kararsızımla İzel var. Evet. Ağlamayacağım Serdar Ortaç. Eve giremiyorum yine Mustafa Ceceli. Evet. Bu Mustafa İlemdir. Ceceli de ama manidar olmuş. Çok sevmek yasaklanmalı. Arkadan eve giremiyorum. Ondan sonra gurur şarkısıyla Fettah Can. Bir devir bitti. Irmak Arıcı. Evet. Çok aha. Teşekkürler şarkısıyla İrem Derici evet, tekrar abi. Ve Güzel Karım şarkısını tek başına yapmış. Yani öyle yapmak orada, zorundayım evet. Ama bunlar tabii benim eskiden çok sevdiğim şarkılarım abi. Yani zamanında çok ünlü solistlerin söylediği ve çok iyi yerlere gelmiş şarkı. İşte Ağaç da söylemişti Arda Sıradayı falan. Evet. Ferhat Göçer söylemişti Kızımı. Bir sürü öyle işte İzel Anlayamazsın falan. Bunları tek piyanoyla yapmak istedim. Çünkü hani biraz sıkıldım artık o şeyden böyle hani genç kızların sevgilisi popçu tırnak içinde o muhabbetten. Böyle birazcık 5 yaşında konservatuvara girmiş bir çocuk olarak bir de piyano çalayım dedim. Evet. Böyle çaldım ve tek seferde bıraktım. Annemin de maillerinden kurtulmuş oldum yani. Maşallah maşallah. Bir de neredeyse bütün şarkılarımı klipledin bir çeşit böyle bir hani görselleştirdin. Ama, yani hepsini stüdyoda çektik. Hani o anda söylediğimiz halleriyle. Çok sevmek yasaklanmalı hariç. Öbürleri stüdyo, siyah beyaz stüdyo klipleri. Peki elimizde bir kolaj var. Bu albüm düet klipler kolajı gibi. Önce bu kolaja bakalım bakalım neler olmuş. Tamam okey. Adam seni benim gibi korur mu? Sen böyle mutluyken. Dön. Ya ben Berkay'a bir tişört alacağım. Bu buralarını hep üşütüyor gibi geliyor bana. Vallahi gördükçe şey oluyor. Hülya Avşar'la başladı o iş. Ha? Hülya Avşar'la. Öyle mi oldu? Hülya bize tişört markası yapmıştı o zaman. Tişörtler evet. Hediye etti. Kesiyordu her yerini. Evet. Berkay'a da gönderdi. O günden sonra çocuk öyle devam etti. Ama şuraları bir üşümüyor mudur onun yahu? Yaz kış böyle dolaşıyor çocuk vallahi. Buna şey deniliyor. Bir dekolte var bir de degajesi. Yani Berkay'ın degajesi var burada. Böyle bir acayip Ayça devam. Ayça gibi. Evet. Ayça gibi bravo. Sana ne duyduğumu. Dur. Ya Ece Seçkin ne kadar efendice şarkı söylüyor ve ne güzel sesi var. İşte çok kişi aynı tepki görüyor abi. Ya. Ya ne kadar güzel söylüyormuş yani çünkü böyle bir şarkıda müthiş performans yaptı. Ya bu kızı hoplamalı zıplamalı. Genelde öyle yaptılar. Ya ha değil mi? Ama cep, çok iyi bir solist. Cep seksisi. Evet yani ben onu söylemeyeyim ama. Cep seksisi. Evet. Yani. Vallahi billahi devam. Son sözler dayanır. Bir de çok güzel çekilmiş. Evet. Mesela herkes çok güzel. Sen de çok yakışıklısın. Evet. Serdar Ortaç bir tek çok şey olmuyor yani. Serdar Ortaç olmuyor fakat mesela Sibel Can Hanım'ın da yine kilo verdiği bir dönemde yaşıyoruz herhalde değil mi? Abi öyleydi. Fitresiz Sibel Hanım yani, o işte yani şu anda. Evet. Demek ki vermiş doğru. Hakikaten yine kilo verdiği bir dönemdeyiz. İzel de güzel çıktı. Yani İzel de güzel görünüyor. Cep seksisi çok güzel. Berkay çok güzel. Evet tipleri yani. Evet bir acaba tek Serdar. Ama şarkısı da manidar biliyorsun. Ağlamayacağım. Ama Serdar hakikaten burada bak güzel söylüyor ha. Serdar'cığım. Evet devam. Yok ya da bu rolün çok anladın anladın. Ya bak sen bunların seslerinin güzelliğini çıkarıyorsun ha. Aynen abi. Aa, yani biz öyle değil mi ya? Pop karmaşasında biraz yok oluyoruz. Evet yani. Abi. Yani bak şimdi böyle akıyor şeyler gibi, baladlar. Evet. Baladlar, tek piyano. Evet. Ondan sonra filan. Doğru. Yani hakikaten değil mi çocukların hepsinin vallahi herkesin bir ya akıyor sonuçta yani. Bir İyi insan sesi diyorsun. Duyduk. Evet. Vallahi billahi. Çok karmaşa içindeyim. Ototune'suz, alt tarafta pedsiz, pütsüz, bilmem nesiz falan filan. Yani hakikaten bir ses duyduk. Güzel güzel baladlar dinliyoruz. Olması gereken bu. Tebrik ediyorum. Evet teşekkürler vallahi sağ olasın. Yani hakikaten. Ya işte o yüzden ben de bir nefes almak isterim. Almalık bir, satın almalık bir albüm. İyi evet sağ olsunlar iyi gidiyor. Yani demek yani. Ki sevdiği ama insanlar. Ama bak bunu yani. Demişsin. Demişsin ki şimdi yeni yapmışsın Milliyet Gazetesi'yle röportaj. Piyanist albümü harika talep gördü. Aldığımız yorumlar ve dinlenme sayıları da bunu doğrular nitelikte. Bu durum da beni son derece mutlu etti. Rap müziğin yükselişte olduğu ve pop müziğin sorgulandığı şu dönemde pop müziği bitti diyenlere sanırım en güzel cevabı bu albüm verdi. Ama sağlam albüm yaparsan her şeye cevap verir. Ya evet ona ben katılmıyorum o yüzden. Rap, pop işte kavgaları falan dediğin gibi
nefes alacağı zaman insanlar alıyorlar her türlü müzikte. Evet. O yüzden yani pop da ölmez, rap de devam eder bence. Tabii ki. Devam, izleyelim. Beni sana kim unutturuyor? Evet, Irmak Arıcı'yı ben radyoya aldım, televizyon programına da aldım. Evet. Aldım. Şimdi abi yeni nesil çocukları tanıyamıyoruz. Bir şey gibi. Yani mesela karakteristik, mesela şimdi eski hanımları tabii şey yapmayalım da eski adamlara bak. Mesela herkesin bir buruşukluğu var, o buruşukluktan tanıyoruz. Mesela Serdar buruş buruş bir adam. Fettah Can buruş buruş. Evet. Değil mi? Ya evet değil. Yani hakikaten herkesin kendine özgü bir çirkinliği var. Yani oradan tanıyoruz, o çirkinlikten tanıyoruz. Çünkü çirkinlikler karakteristik oluyor. Fakat bu Irmak mesela böyle bir... Yepyeni, taptaze bir surat. Ben onu gördüğüm zaman tanıyamıyorum. Simge'yi zor tanıyorum. Evet. Yani ama onlar da, o da şey, karakteristik. Şimdi yeni, mesela şeye, programa aldığım yeni şarkıcıları falan, hani bir daha görüyorum bir yerde falan, küsüyorlar bana. Bir yerde ben ödül töreni falan. Ben programa çıkmıştım ya, ben niye tanımadın mı falan. Lan tanımadım işte, ne yapayım Allah Allah. Böyle mis gibi, kurabiye gibi gelmişsin. Nereden tanıyayım? Yani. İgnor ediyor kafa direkt. Evet, senin kesinlikle. Kafa. Peki burada motivasyon neydi yani bu albümü yaparken? Çünkü biraz da cesaret işi bir albüm bu. Annemin mailleri. Nasıl ya? Bıktırdı beni her sabah. Ne diyordu? Bu popüler kültürden falan diye başlayan. Evet. Hani sen bu musun, şu musun, bu musun diye. En son annem, yani öncelikle anneme buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten maillerini kesti, WhatsApp'a geçti. Çok yani teşvik eden, aslında artık bu hakkı gördüm kendimde yani işte. Yıllar olmuş, çok küçük yaşta başlamışım. Evet. Ve yani bir sürü yani yüzlerce şarkı ama yapmışım. Sende de bir aile var şekerim. Şimdi baba, evet. Maşallah Sayın Akçıl. Evet. Keman virtüözü ve Filarmoni Orkestrası şefi. Evet. Abla İdil Akçıl. Piyano öğretmeni. Piyanist ve piyano. Annem radyoda klasik müzik programı yapıyor 25 yıldır. Ya. Hayatı tren istasyonları. Sen şimdi kötü çocuk değil misin sen? Bunların yanında, bunların klasik eğitimlerine göre. Ya aslında evet. Zaten konservatuvardan atılmam da öyle gelişti. 10 yaşında atıldım. 6 yaşında girdim konservatuvara, 10 yaşında atıldım. Niye 6 yaşında çocuğun 10 yaşında ne yapmış olabilir ki çocuk atıyor? Ben atıldım. Yani sınav vermedim. Sınav vermemekten atıldım. Çünkü çok çalışmışım o yaz. İşte Beethoven, Sonatin falan. Ondan sonra ben çalıyorum böyle. Böyle Kadıköy'de konservatuvar, cam kapı da açık. Hocalar da kendi arasında kek tarifi veriyorlar. Ben de duyuyorum. Ha. Dinlemiyorlar beni. Nasıl hani fasulye bu çocuğu zaten geçireceğiz. Ben de kapatmışım. Annem takdim yapıyor. Ana. Ben size falan çalmayacağım artık demişim. Ana. Onlar da sınav bir şey olmaz zannettim. Attılar sınav vermemekten. Oldu yani. Ya böyle bir şey olabilir mi? Yani ne saçma bir şey ya. Bütün yaz çalıştım abi. Saygı istiyor insan biraz. Ama evet, ama bunları istediğin yaşların da çok acayip. Ya işte evet. Sen senin yaşını küçültmüş olabilirler mi? Yani nasıl 9 yaşında 10 yaşında sinirlenip böyle bırakıyorum ulan falan filan böyle bir yaptım şey. Yaptım ya, 12 yaşında da var öyle hikayem. İkinci oldum diye. Sonra Sen Benoa'ya girdin. Evet. Orayı bitirdin mi? Bitirdim. Ana. Sen Benoa mezunu. Güzel. Sen Benoa'yı bitirdim. Aynı zamanda konservatuvara sonra gitara gittim falan. Onu sonra da sıkılıp bırakmışsın. Aynen. Sonra hocalara mı kızıyorsun burada yoksa kendi kendine ya, ruhumla mücadele ediyordum yani. Hani ben birazcık daha bağımsız kendi müziğimi yapayım diye. Peki sonra... bu hiperaktif olup çocukken 2 yıl tedavi görmek ne? Evet, 2 yıldan fazla da olabilir. Ya beni zapt etmeye çalışıyorlardı annem. En son dedi ki bunu bir bilene gösterelim. Öyle oldu doktor. Ama bu hiperaktiflik de hala toplumun günlük dilinde yanlış anlaşılan bir şey. Mesela bir çocuk çok hop 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 zıplıyorsa ona herkes diyor ki bu hiperaktif. Yani aktif değil sadece, hiperaktif. Halbuki hiperaktivite çok problemli. Doğru. Allah kimseye vermesin. Zor bir süreçtir hem aileler için hem çocuk için. Evet. Çok zor bir süreç. Tedaviye muhtaç. Ama sonra işte müzikle ve yani böyle benim sahnede çalmaya başlamamla falan rahatladım biraz. Hmm. Ama şeyi bitirdim. Sonra konservatuvara tekrar girdim üniversitede ama devam bitirmedim. İyi yapmışsın. Şimdi bir başka klip izleyeceğiz. Çok sevmek yasaklanmalı. Evet, bu YouTube trend oldu bu şarkı. Buradan YouTube diyemiyor muyum? YouTube niye diyemiyoruz ya? Demin diyoruz ya işte bu. Zaten. Ya bugün gelenlere ne oldu? Bir ülke düzeyinde bir YouTube yasaklanması falan mı söz konusu? Herkes diyor ki YouTube diyebiliyor yok, muyuz? Lan niye diyemeyelim YouTube? Ne bileyim YouTube hani diyemiyor. Yani bu arada. O tabii klibi izletmeden önce sen şimdi her şeyin dibine kadar gidiyorsun. Hmm.
Bu sporu bırakacak mı, duracak mısın? Yoksa şişecek misin böyle? Ya çok şiştim bu ara, biliyorum. Evet. Geri onu şey yapacağım yani, senin programında Mustafa Sandal'ı izledim. Öyle olmamak için bırakıyorum. Ya yani, Mustafa da öyle yani. Siz 15 yıl sonra hayır. Hala aynı sorularla karşılaşmak mesela bu albümdeki fotoğraf çok güzel. Bunlar senin Instagram'ından. Evet abi. Ondan sonra güzel fotoğraf hakikaten. Teşekkürler. Ondan sonra şimdi burada yani bu hayat mı ya? Sürekli bu yani sürekli bu halde misin ya? Bakayım. İşte. O yani, biraz sıkıntılı aynen. Yani bir de böyle hani bir yandan... Böyle spor salonunda çalışıp bir de siniri bozuk hani 5 kişiyi birden dövecekmiş gibi bir halim var. O yani. İfadeyi o fotoğrafçı istiyor o sırada. Öyle mi? Tabii gaza getirmek için. Burada peki bunu anlamıyorum. Şimdi siz bak bu vücut yapanların hepsi sen de dahi böyle bir teşhircilik. Şimdi şurada niye Allah aşkına şu ulen tişörtünün rengi pembe onu da açıyorsun. Niye? Niye aç? Ha şeyi göstereceğim bana. Kapak yapmam diyor seni. Ya bayağı bu. Bende olmayanları gösterecek böyle. Büklüm büklüm. Büklüm büklüm. Hani büklüm büklüm. Bak. Sürekli bak. Bir de şu. Bak. Ha işte bu. Bununla bu değil mi? Bak. Men's Fitness. Evet. Bütün kabahat o derginin orada. Evet. Önünü aç biraz. Üçgen vücut. Sadece bar antrenmanıyla üst alt vücut geliştirme programı. Libido dopingi besinler, kardiyon mu, ağırlık bu, okuyorum. Ben vallahi 2018 model garip. Sinan Akçıl daha fit ve daha kaslı. Ne oluyor porno film reklamı mı lan bu? Ben bu okumadım. Ben bunu okumadım ya. Al işte ya. Burada yazıyor ya. Bak dur. Daha fit, daha kaslı. Bak. Böyle okuyunca kötü oluyormuş abi ya. Abi bu ne? Bak aynı poz. Bu da oradan herhalde. Bak burada da diyor ki kapak yapacağım seni aç. Kaldır. Değil mi? Böyle bir şey. Kas yapan 10 ya, salata. Ya efendiyi de zor durumda bırakıyoruz. Çevirme yapan. Kas. Nestoşum hiç şey yapmaz. Kusura bakmayın. Yani. Hayır böyle evet. Açmak zorunda. Evet. O biraz garip evet. Oldu. Özür dilerim efendim. Nestoş Türkiye'nin en iyi duymayanlar için. Evet. Tercüman yıllardır beraber çalışıyoruz. Çok mutluyuz. Türkiye'nin en iyisi maşallah. Alkışlıyoruz. Peki bunu şimdi bunu yapıyorsun gösteriyorsun. Peki yarın öbür gün bunları indirip kaldırmazsan bu gidecek. Gider. Ama şimdi bize bunu gösterdin. Ben arayacağım abi, ben o anda gösteriyorum. Her zaman göstereceğim diye bir şey söylemiyorum ki. Hayır. Yani bunu mesela ben şimdi diyelim ki... Ben kızım. Diyorum ki Sinan nerede onlar? Onu diyemem o zaman. Dergiye bakacaksın. Yani her zaman aynı şey olur. Öyle bir şart yok. Mesela ben de rahat. Ben de yap aynı. Aşağı doğru gidiyormuş ya sen daha son zaman. Ben her şey tabii. Her şey. Ya yer çekimi abi hepimiz ölüyoruz. Toprağa gideceğiz hepimiz. Toprağa gideceğimiz için. Sen bunları hep sizde bak şey var. Hep kaldırma var. Böyle. Kasları kaldır, elleri kaldır. Evet, biraz dışarıdan şey gözüküyor ama... Yani ne diyeyim abi, sonuçta... Ne yapacaksın, lazım. Yani, Newton'un bile vücudu var, resimlerde görüyorum adam yer çekimini bulmuş yani. Evet, var. inecek tabii. Peki, diyorsun ki sanatçı olmasaydım reklamcı veya kasap olurdum. Bu bir şey mi, bir travmatik bir şey niye? Yani bir alakalı bir şey de değil. Diyorsun ki özellikle kasapları izlemeyi çok seviyorum. Bak var bir seri katil altında. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey çıkacak. Kasapları izle. Vallahi küçükken çok seviyordum kasap izlemeyi. Böyle pirzolayı falan ayırıyordu ya. Ama bir dizi izledim. Oradan sonra vazgeçtim. İnsanı bayağı doğruya. Yani You diye bir dizi var. Buradan söyleyeyim. Ne diye dizi? You. Ha yu onu methediyorlar hakikaten Netflix'te. Methediyor da yani bayağı insanı doğuruyor falan. Ya çok seviyordum küçükken kasap izlemeyi. Hmm. Reklam da hani böyle durup dururken mesela bana bir reklam yarat desen yaratabiliyordum küçükken. Hani yazıp çiziyordum öyle o yüzden. Ama zaten reklamda oynadın değil mi 5 yaşında? Küçükken de oynadım tabii. Evet. Son yani çok böyle George diye bir makyöz vardı hatta. Evet makyör. Bilmez miyiz? Hayatta mı bilmiyorum. Hayatta. Hayatta onu çok seviyorum. Onunla böyle küçük. Dolaşıyorduk bütün markaların şeylerini. Bir palyaçonun dürbününden düşüyordum. Koşturuyordum falan. Çekiyorlardı beni. Küçük reklam yıldızı olmuştum küçükken. Ama ben seni tanıdığım zaman da çok yakışıklı bir adamdın. Hep çok yakışıklıydın. Yani ben seni tanıdığımda senin böyle saçların evet vardı. Evet abi. Küçükken evet.
de öyleydi. Şimdi ben seni küçükken tanımadım. Kimse yanlış anlamasın. Ben seni orkestralarda evet, çalıyordun. Aynen. Klavye çalıyordun. Aynen öyle. Harikulade klavye. Bütün kadınlar, bütün popçu kadınlar buna ölüyorlar. Öyle bir yakışıklı ki, öyle bir çalıyor ki filan. Öyleydi o. Ondan sonra yavaş yavaş tabii ki artık Justin Bieber'dan Justin Timberlake'e doğru güzel geçiyoruz yani. Son halini gördün mü Justin Bieber'ın? O Justin Timberlake olmuş. Evet, evlerden uzak. Evlerde bıyıklı. Bıyık. Ay, şimdi ne oldu o? Bana ağır küfürler eden Justin Bieber'cılar vardı. Evet var. Ben de severler. Hala mı var? Bana küfür ediyorlardı. Bana ne yakası açılmadı Justin Bieber'la dalga geçiyorum diye. Ne yakası açılmadı küfürler. O küçücük kızlarda bir küfürler yazıyorlardı Twitter'a. Ama onlar Justin Bieber'ı bıraktılar herhalde. Yani sana yazanlar onların bir grubu mı vardı? Bieber. 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 Çok güzel bir grup onlar. Yani tabii bıyık falan kesti ama onu da şimdi turneyle beraber gördüğüm kadarıyla. Evet. Ya o da çok bunalımlar geçiriyor tabii, normal bir belgesel yapmış. Bence belgesel yapabilirsin YouTube'daki sen de. YouTube'daki belgeseli evet, söylüyorsun. Evet, Seasons çok güzel mesela. Bence evet, sen de anlatabilirsin hayatını. Nasıl bir şey? Ya yani her şeyini, doğal günlük hayatını çekip bütün bunalımların hmm, aslında o görüldüğü gibi hmm, olmadığını, her şeyini anlatan bir güzel anlatmışlar. Yani. Aslında çok uzak değilsin o hayattan. Yok, sen. Yok değilim evet. Çocuk yaştan itibaren evet, bütün bunlar başına geliyor. Çok şey buluyorum zaten izlerken onun daha global versiyonu. Nasıl bir şey yani bu göz önünde yaşamak, çocukluğunu da göz önünde yaşamak gibi bir şey. Sonra hep hayatında böyle bir üstün çocuk, üstün zeka, evet, üstün müzisyen, çok iyi besteci, konser çok yap, iyi piyanist. İşte şeyler olsun, hmm, fanlar olsun falan hmm, filan. Bir süre sonra bu albüm de bana o yüzden nefes verdi. Hani bir süre sonra hmm, şeyi istemiyorsun çünkü. Mükemmel olmak zorunda değilsin yani. Hmm. Hayatın her anlamında, hmm, her yerinde. Yani kalkıp hiç albümü tanıtacak şeyim mi? Mesela bir önceki albümü tanıtmadım hiç. Çünkü o şeyim yoktu artık. Şevkin gidebiliyor. Ama hı-hı, bu albüm mesela enstrümanımla ilgili bir albüm olduğu için seviyorum. Bunu tanıtmayı mesela seviyorum ama hani mesela sana gelirken mutlu oluyorum da başka yerlerde böyle hani çok böyle gidesim falan yok. Öyle bir dönemde değilim. Birazcık hı-hı, daha her şeyi akışına bıraktığım hı-hı, bir dönem istiyor insan yani böyle çok herkesle iç içe olmadan. Hı-hı. Anladıysan hmm, abi işte anlatamadım galiba. Yok hayır, çok güzel anlattın. Tamam, teşekkür ederim. Ben dinliyorum bunu, bir de tabii ki. Benim gibisin, aynı anda iki üç şey düşünüyorsun, evet, hissediyorum bunu. Hayır öyle bir yani şöyle bir şey de var. İnsanların arzu ettiği, dilediği şöhretin hem aileden dolayı hem çocuk yaştan itibaren içine doğmuş olmak. Bir evet, süre sonra tabii ki yani bunun acaba bedelini ödemeyen bir çocuk var mıdır merak ediyorum. Yok, zannetmiyorum. Bütün çocuklar bunun bedelini ödüyorlar. Aynen. Yani bir şekilde bir ne yapmak istiyor belki bilmiyorum çocuk ama bir bütün bu tantanalı göz önünde belki başkalarını imrendiren hayatın bir şeyini mi bir yerde durup bir yerde onun bir şeyini mi sağlamasını mı yapmak istiyor? Onun tedavisini rehabini, rehabilitasyonu mu görmek istiyor acaba? Bütün çocuklarda var seninki durumunda. Tabii aslında küçükken mesela bakıyorum eski videolara gösteri yapıyormuşuz. Bilet kesiyormuş gelenlere işte TRT Caz Orkestrası, rahmetli Süheyl abi, Süheyl Denizci, hmm, Erol Pekcanlar. Evet. Paco de Lucia'lar falan gelirlerdi eve. Paco de Lucia da eve gelmiş evet, miydi? Ama geldi iki kere Türkiye'si var onun. İşte onlardan evet, ikisinde annemlerle arkadaştı. Hmm. Hatta annem o zamanki evi rahat gitar çalamıyorum ben buradan yol geçiyor dediği için satmıştı. Annem de öyle bir deli bir kadındır. Paco de Lucia yüzünden. Annen de acayip bir evet, şey. Onun mailinden korkulur o zaman. Korkulur, görmen lazım yani. Evet. Ondan sonra o zaman bilet kesip mesela hani Michael Jackson oluyormuşum. Şapkamı fırlatıyormuşum, annem çıldık atıyormuş falan. Sonra ben bunu yaşadım yıllar sonra tabii konserlerimde. Hmm. Sonra da sanki öyle bir zehirmiş gibi geldi ki o. Hep böyle devam etmek istiyorsun hayatını. Bunu aldığın zaman da bir ay ara veriyorsun. Bir ay ara verince ilgi senden gidince bu sefer hmm, özlemeye başlıyorsun. Çok hmm, garip bir çıkmaz aslında bu. Hmm. Küçüklükten beri gelip de devam ettirmek zorunda oldun. Veya zorunda değil de aslında devam ettirmek istediğin ama zaman zaman kaçmak istediğin bir duygu aslında. O kadar ilgi. Hmm. Peki bu ilişkilerinde bugüne kadar, son ilişkinle ilgili sormuyorum ama genelde ilişkilerinde nasıl bir rahatsızlık yarattı? Yani göz önünde bu çocuk, sürekli sahnede olan bir çocuk, evet, kendisinden çok şey beklenen bir çocuk ve bir ilişki kuruyor. Evlilik ya da sevgililik fark etmez. Ama evlilik ya da sevgililik ikisi de bir müessese.
Doğru. Bir durum, evet. Ve orada bir kadın var artık. O da senden bir şeyler bekliyor. Evet. Düzenli olarak vermen gereken bir şeyler, evet, var. Ne hissediyorsun bu konuda? Yani zor oluyor tabii. Aslında çok sana anaç yaklaştığı zaman her şey dört dörtlük oluyor ama eğer ilgi hani çok fazla, mesela ben bir konserden çıktıktan sonra atıyorum bir 20-30 bin kişiye eğer çıkmışsam sahnede bir festivalde, sonra bazen yani 10 saat falan duvara bakmak isteyebiliyorum hiç kimseyle konuşmadan. Ama o sırada aslında oraya bir ilgi vermen gerekiyor. Yoksa ya, egoya mı girdin sen oluyor? Hani sahne öncesi canım aşkımdı, şimdi indikten sonra. Onların tabii o zaman derin nefes alıp hayatındaki kişiye o zamanı vermen gerektiği zamanlar biraz zor olabiliyor bazen. Yani hani beklentiler ve verebileceklerin. Ama tabii şunu biliyorsun değil mi? Yani bunu her erkeğin öyle ya da böyle tabii öğrenmesi gerekiyor ki, yani ister içten gelerek yap, ister içinden gelmeden yap, bir kadınla olan ilişkinde ya sahneye çıkması gerekmiyor aynen. Başarılı bir toplantı sonra. Evet, yani mutlaka yapılması gerekenler var. Bir ödevler manzumesi var. Onları yaparsan daha hayat tatlı olur. Yapmazsan hayat daha çekilmez bir hale alıyor. Evet. Çünkü kadınlar mutlaka yapmadıklarının intikamını alıyorlar. Evet. Ya, doğru. Böyle bir erkeklerin böyle bir görevi var. Yani görevler manzumesi, istemeden elinin tersiyle ya da ve tabii ki biliyorsun hayatta yaşayabilmek insanları, diğer insanları idare etme sanatı. Doğru. Ne olursan olsun yani doğru, istediğin doğru başarıyı kaydet, kimse sana bu görevlerini bıraktırmayacak. Doğru. Birileri, asistanlar filan senin yerine sevgilinle yemeğe çıkmayacak, onunla sevişmeyecek ve onu mutlu etmeyecek. Dolayısıyla bütün bu görevler de sana ait olacak. Tabii ki. Aynen. Öf be, ne zormuş ya. Beraber kaçalım mı bir yerlere? Anlatırken sen de yoralın değil mi? Ya işte deniyorsun yani. Ben bir evlilik de aynı şey. Evlilik de çok büyük bir sorumluluk. Yani benim 9 ay süren bir evliliğim oldu mesela ve ondan sonra tekrar barıştığın zaman anlıyorsun ki aslında hani o kadar da korkulacak bir şey değilmiş aslında evlilik. Ama tabii bunu da yaşaman gerekiyor. Bu da bir süreç ve tecrübe meselesiymiş yani. Evet. Şimdi, neyse abi, dağıt konuyu. Babacığım evet. Şimdi bu albüm çok güzel ve geldik klibe. Klibi daha izlemedik. Eski kliplerden bir kolajımız mı var? Eski klipler varsa ben onlarla dalga geçerim. Aynen, şimdi çok aynen iyi bir yerdeyiz lan. Olsun, geç abi. Geçelim biraz hadi. Yani illa dalga geçmek zorunda değil. Sadece sevsek güleriz zaten. Çünkü eski. Eskilere gülmek lazım. Aynen, adı üstünde. Özlememek lazım. Görelim. Çoğunu bizdeki herkese fark atıyor. Yok ya. Abi ben, durma ya ben bir şey söylemiyorum. O kendisi gülüyor zaten. En durmaz dediği ya, durma keşke durmasın dediğin yerde durma. Çok yani, ödemiş ya. Bu ne abi? Ya, iyi abi. O yıllarda tamam yürüdü. Aynen. Ne var ya? Ben neler yaptım? Ben kendi eski hiçbir şeyimi görmeye tahammül edemiyorum. Ve yani şey gibi, yani bir yüz kızartıcı bir şeymiş gibi fotoğraf. Hani beni yatakta basmışlar falan gibi. Benim... Yani. Yani o zamanlar iyiymiş dediğim şey 6 yıl önce ona çok 2012-2014. Ama çok tatlı adam ya, kendi kendine dalga geçiyor zaten, yapılacak yani bir şey yok yani. Kol böreği tarifi. Devam. Ne farkın var, yaşın kaç, başın kaç, yine mi geldi sözlerine koyup attığın o taşlar, kafama değil bak nereme geldi. İsteyin aşık bir tek farklar. Bir şey söyleyeceğim. Yani gelmiş geçmiş en kötü saç modelin olabilir. Ya da gelmiş geçmiş en iyi saç modelin yok olabilir. Ciddi söylüyorum. Hayır, bence değil. Şu an seninkine benziyor. Hayır, benimki yok. Benimkisi gelmiş geçmiş dünyadaki en kötü saç. Ama benim bir nedenim var. Ben peruktur, şudur budur. Onlar Amedeos için yaptığım bir şey. Ama çok manyakça bir şey yapılmış orada. Hem klip güzel... Hem de Samsun ışık... Demir'in fikriydi o ya. Evet. Önce bana mesaj attı. Biri bana gelsin gibi bir, yani duygusal bir şarkı yazmışım. Evet. Düşün
bir ayıyla pandanın aşkını anlatacağız dedi. Ben önce engelledim. Samsun abi de her zaman belki dinlememek lazım. Ama o kadar tatlı sonra, bir adamdır ki. Yani bir, ama ondan da böyle bir şey çıkabilir. Çıktı. Yani çok ciddi bir adam durup dururken ağzını açıp bir ayıyla pandanın aşkını anlatsana dedi diyebilir abi, yani. Önce hakikaten dalga geçti. Yani yapamayız falan filan ama abi 50 milyon oldu klip. 5 tane kötü yorum var yani, o kadar. Çok bir acayipmiş. De, çünkü güzel bir hikaye anlattı aslında hani. İyisin bence orada. Yani sana söyleyeyim, en kötüsü olabilir ya da en iyisi olabilir. Neyse. Yani görelim. Ben de bir şeyim eksik ki, çevremizden uzan bari herkese. Hadi sen de bir dene, koy elini kalbine, gül her ne mucize dedikleri düşece. Uzun hep oy oy, hayat sana nasıl ben de koy koy, niye sustun kaldın aşkım bana, vay vay aman vay. Şimdi bu son şarkı. Çok sevmek yasaklanmalı. Evet, şimdi bunu dikkatle bakıyoruz efendim. Buyursun. Bana bir bak, o bakışa inanırım. Vay be, bu iyiymiş ya. Bu iyi, evet. Yarım kaldı, güzel laflar geliyordu. Yani dur, bir şey söyle diyor. Birinde bu kadar sevmek yasaklanmalı. Ama zaten biz hemen YouTube'u işaret edelim. Evet. Bu bölümü izlemiş olan sevgili izleyenlerimiz hemen... Bu şarkıya... Çok iyi gitti bu da. 14 günde 10 milyon izlenme iyi bir rakam. Çok acayip bir şey. Sağ olsunlar. Güzel evet. Yani evet. Çok sevmek yasaklanmalı yazacağız YouTube'a. Öyle takip edeceğiz. Seninkinde de zaten çok YouTube. Çok iyi bir şey. Evet evet. Evet YouTube'dan da ulusal yayından da izliyorlar. Çok iyi abi. Yani piyanist abi. Albümü bence iyi de düşünülmüş bir şey. Samsun'la beraber mi düşünülmüş? Evet yine Samsun abi sağ olsun. Ona ben genelde LeBron James diyorum. Her fikri üçlük oluyor son zamanlarda. Maşallah. Uzun yıllardır onunla güzel yürüyoruz. Yani piyanist projesinde beraber yaptık. Ortak yapım yaptık. Ve evet yani nefes aldım yani. Hani mutluyum bir enstrümanımla. Seni mutlu etmesi çok değerli. Evet. En başta o benim için çok değerli. Yani çünkü sana gurur vermesi. Evet. Enstrüman yani benim arkamda bırakmak istediğim işlerden biri oldu bu. O yüzden rahatım yani. Tabii ki yine o hop buru hop buru buralar gelecektir. Ama bu arada en azından bana bir oksijen oldu yani. Belki de böyle senin iyi bir, çok iyi bir işin olarak düetler de var içinde ve belki klasikleşecek. Belki ya bilmiyoruz şimdi bu nasıl bir yol izleyecek. Çünkü evet. Tamam şu anda 10 milyon seyredildi öbürü bilmem falan milyon falan filan ama nasıl bir yol izleyecek acaba? Ya en azından bir 20 yıl 30 yıl sonra da arkasında durabileceğim CD'lerden biri olacaktı yani ve insanlar belki başka şeyler keşfederler dinledikçe. Evet. Bakacağız. Harikulades. Peki teşekkür ederim hanımlar beyler. Sinan Akçıl. Hiç hazırlanmayan bir kadın olabileceğini düşünmüyorum. Ben giyinmiştim ama. Peki ben donla mı gidiyordum? Kayra Şen Hoca. Pelin Öztekin. Düşünürlerin yazdığı tebessüm makalesi vardır. Evet, evet, evet. Tebessüm devriminde şu anda yaşayabiliriz. Herkesin birbirine ihtiyacı var. Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı. Bodrum'da karşılaşmıştık zaten biliyorsunuz. Ben otelin bahçesindeki sandalyede oturmuştum. Herhalde 4,5 saat falan oturmuşumdur orada hatırlıyorsunuz. Evet. Yani senin güzel özelliğin yine logo olarak nereye koysak tamam. Orada kalıyorsun. Mesela o zaten şirketin karın için bir... çok iyi. Can Gold. Burada Hakan Altun'la berabersin. Çok romantik bir anınız. Hayır şöyle ki hemen açık değil mi? Burada bir kedi var. Kavun. Kavunun doğum günüydü. Biz de ona şarkı söylüyorduk. Vallahi yani. Ya siz numara mı yapıyorsunuz? Bu kadar duygulu musunuz ya? Celil Nalçakar. Beyler, harikulade iki genç arkadaşım var. Pelin Öztekin ve Kayra Şen Hoca. Alkışlıyoruz. Bize geldiğiniz oyununuz Seni Unutmak istemedim ki.
Kayra Şen Ocak'ın hem yazdığı hem yönettiği bir oyun. Ferdi Akarnur, Kayra Şen Ocak tabii ki. Dost Elver ve Pelin Öztekin, küçük hanımefendi, oynuyor. Bütün güzelliğinizle buradasınız. Teşekkür ederim. Yıllar sonra tekrar buluştuğumuz, görüştüğümüz için, hem de Kayra'yla da öyle. Çok mutlu oldum. Oyunun konusu şöyle. 11 yıllık bir evliliği ayakta tutmak için en fazla ne yapardınız sorusunu soruyor bu oyun. Mesela sırf karınızı mutlu etmek için hamile kalır mıydınız? Zaten böyle bir enteresan bir metaforu var. Var tabii, olmaz mı? Kadınlar aslında ne ister? Erkekler bu isteklerin ne kadarını doğru anlar? Madem evlilik uzun bir oyun, o zaman hadi oynamaya başlayalım ama kurallara dikkat edin. Bazen zira öyle. Bazıları size çok da uymayabilir. Temaşa, gösteri sanatları, uzun, bu senin tiyatron. Hayır, bu sevgili Abdullah Başkıran'ın tiyatrosu, bizim peki, patronumuz. Patron. Temaşa, gösteri sanatları evet, ama tiyatronun evet, ismi. Evet, uzun ömürlü bir evliliğin tarifini sizler için yaptı. Bence gayet güzel. Harikulade. Biraz Kayra, yazar olarak, yazar ve yönetmen olarak biraz bahset bize oyundan. Bahsedeyim. İşte biraz evvel sizin de söylediğiniz gibi 11 yıllık bir evlilik var ve bu evlilik her evlilikte olduğu gibi bir çıkmaza giriyor haliyle. Erkek çok fazla kendini ifade edemiyor ya da kadın kendini çok fazla ifade edemiyor. Bir süre sonra her evlilikte olduğu gibi gene kadın tarafı bu evliliği kurtarmaya çabalıyor ve böyle hafif içerisinde psikodramanın da olduğu, sen benim yerime koysana kendini, ben hamileyken ne hissederdim, onu bir yaşat bize diyor. Ve adam karısının yerine hamile kalıp onun hem fizyolojik hem duygusal neler yaşayabileceğini oyunun içerisinde yaşamaya başlıyor. Sonra sen benim ev arkadaşım değil de, pardon, kocam değil de ev arkadaşım olsaydın biz seninle çok büyük kavgalar ederdik. Bak neler yapardık, bunları yaşardık diye. Orada ev arkadaşı tabii biraz böyle bir esprili ve keyifli bir dille, onu söylemek istemiyorum sürprizi kaçmasın diye. Değişik bir ev arkadaşı diyelim ona. Böyle küçük psikodramalarla adamın aslında ne yapması gerektiğini, kadının aslında adamdan ne beklediğini kadın kafasıyla kendince kocasına anlatıyor ve sonunda herhalde kurtuluyor 11 yıllık evlilik. Vay, çok güzelmiş ya. Bizde de gelin oynayın. Gelelim vallahi. Bizde böyle yemekli içmekli de oynuyoruz biz. Yani sadece hani çok bitişik nizam, tiyatro halinde değil. Pınar, şey yapalım. Bir davet edelim bizdeki bir oyuna. Mesela Harem Kabare ya da Eğlence Cinayetler Kumpanyası'na. Bir görün buradaki havayı. Çok olur, mutlu oluruz. Vallahi biz de çok mutlu oluruz. Çünkü çok çok dişi, güzel. Ve üzerine düşünülecek, gülerek tartışılacak bir iş galiba. Çünkü, keyifli. Sen keyifli kim oynuyorsun? Ben eşini oynuyorum. Evet. Sorun çıkaran. Hikayedeki sorun çıkaran kadın benim. Ya çok eğlenceli oyunumuz ve eskimeyecek bir oyun nedense. Çünkü bizim kadın erkek sorunlarımız bitmiyor nedense. Bitmez. Bitmiyor. Evlilik sorunları bitmiyor ve hepimiz bir şekilde aynı şeyleri dönüp dolaşıp yaşıyoruz. Yani ben evlenmedim ama ilişkilerin içinde sıkıntılar hep kadını çıkardı, erkeğini çıkardı. Aynı oluyor. İzleyenler de kendinden mutlaka bir şey buluyor ve eğleniyorlar. Biz de oynarken çok eğleniyoruz zaten. Kadın erkek ilişkisi her zaman eğlenceli bir şey bence. Dalga geçerken bile eğlenceli. Kayra'y da yazmış. Ben de işte karşısında sinir. Çok sevdim. Bizim Harem Kabare'de böyle bir çok evlilikli bir hikayenin sonucuna farklı, çok farklı birbirinden farklı kadına böyle bir hikaye. Yine biz bir turnelerdeyiz, koşuyoruz sizin gibi aynı şekilde. Şimdi sizin turne tarihlerini öğrenmek istiyorum. Tabii. Biz de böyle turnelerden tekrar kabaremize döndüğümüzde turneden farklı bir versiyon. Burada üç perde oynuyoruz. Burası yemeli içmeli olduğu için daha çok ara veriyoruz. Turneden döndük, kendi mekanımızda oynadık. Burada oynadıktan sonra bir anda oyunun sonunda seyirciye şey diye bağırırken buldum kendimi. Yani ve düşündüm oyundan sonra da, yani yahu ben New York'ta, Paris'te, Londra'da, hani dünyada herkesin olmak isteyeceği ama benim olmak istemeyeceğim. Ondan sonra İstanbul'da. Yani bir yerde mesela birisini çok sevseydim, eşim ya da sevgilim, ve ondan ayrılsaydım perişan olmuştum. Çünkü bizim memleketimiz ve kadınlarımızın mizacı, güzellikleri,
sürprizleri, sürprizli kişilikleri o kadar başımızı döndürebiliyor ki, yani bu memlekette eğer şu anda aşk acısı çeken varsa ona söylemek istiyorum. Yani evet, New York'ta sevgilinden ayrılsaydın üzül. Belki bir daha öyle bir kadın bulamayabilirsin. Ama Türkiye'de emin ol ki o manyaktan daha manyak birisini bulacaksın. Mutlaka. Yani bu aslında çok debdebeli ve güzel bir hayat. Ha, sen bunda tek kadın olmayı seçersin bütün hayat boyu. O senin tercihindir. Hanımefendinin tercihidir. Bakış açısı ya da bakış açısıdır. Yani ya da çok kadın olmayı. Erkekler de bizi az deli etmiyorlar yani. Evet. Karşılıklı. Ama ya ben burada bir kadınlara övgü olarak söylüyorum. Yani hakikaten hani hep erkekler biz öyleyse bir daha öylesini bulamayacağım falan. Merak etme, bulursun. O kadar başka çok var şey öylesini değil. Başka bir şeylisi. Versiyonlusun. Evet. Bir kademi üstünü evet. Mutlaka yani. Evet. Peki, altına düşmeyiz. Burada tabii ki sen tabii ki bir evliliğin içinde misin? Evet, evet, evet. Evliliğin o sıkıntıyla içindeyim. Da yazmışsın mı? Şimdi buna evet demek istemezsin ama. Burada kesiyoruz. O sıkıntıyla demeyelim de. O evlilik neşesiyle, keyfiyle. Evet, yazdım yani. Tabii yani kendi evliliğimden de içinde enstantaneler var. Özellikle ikinci perdenin bir bölümünde benim sevgili eşim Başak Burcu. Burçlarla alakalı bir diyalogumuz var. İşte ne kadar titiz, ne kadar tertipli ve düzenli. Fakat tabii bu tertip, düzen ve titizlikten mütevellit adamın şikayetleri var bununla alakalı olan. Dolayısıyla onu sevgili Ferdi abimiz, Ferdi Akarnur, Aksakallı Dede rolünde. Onun ağzından dinliyoruz çok keyifli güzel, bir şekilde. Oradaki şikayetlerimi de anlatmadım değil tabii. Tarımla işin. Küçük Burkaç var tabii ki de. Olmam mı? Peki oyunda tabii ki bu diyalog kurabilme ve kuramama üzerine galiba bir. Tabii. Yani kuramama mı? Daha çok anlayamama, kuramama evet. Değil de eşini anlayamama, belki anlamak istememe, belki işine gelmemesi erkek tarafının, hakeza kadın tarafının da. Yani öyle bir durum var. Mesela ben de bir süredir sevgilimle, yani ona söylüyorum da, diyorum ki yani bizim bir problemimizden konuşmak konusunda sözleri hazırlıyorum. Seninle konuşmaya başlamadan önce. Yani çok iyi niyetli, hani senden şikayet etmeyeceğim, seni eleştirmeyeceğim. Hiç öyle olmaz. Ve tatlı sana tatlı. Güzel şeyler söylemek istiyorum ama bu sözlerimi mesela mümkünse 3 ya da 4 cümleyi ardı ardına getirerek söylemek istiyorum. Bunu söyleyemiyorum demek istiyorum. Bunu bile söyleyemiyorum. Kısır döngünün içinde kaldı. Çok iğrenç. Kısır döngüde dönüyor. Yani ve insanın sürekli çok beraber güzel. Olduğu bir insana mektup yazmaya karar vermesi kadar aciz bir durum olabilir mi? Sevgilim, sana neler neler söylemek istiyorum ama onları söyleyemiyorum filan. Çünkü kadınlarda olmuyor. Bir şey var abi. Yani seni sen istediğin kadar hazırlık yap. Çünkü biz cımbızımızla salakça geliyoruz. Salakça bir hazırlık yap. Birinci madde olarak onunla olan diyalogsuzluğuma değineceğim. İkinci maddede biraz kendimden bahsederek aslında şunu biliyorum. Üçüncü madde olarak falan. Daha birinci maddeye gel. Ne istiyorsun gerçekten? Ulan ağlıyor galiba ya da üzülüyor buraya galiba. Geç. Burada bir yumuşama yap. Yumuşadığın anda gol yiyorsun ya da yumruğu yiyorsun, yamuluyorsun, sinirleniyorsun. Sinirlenince bak sinirlendin işte falan diyor. Ulan ben başta ne planı yapmıştım? Dönemiyorsun bir daha. Abi çok ağır. ve bunlar da yani bunun ola geldi. Ben hiçbir karı kocanın birbirleriyle konuştuğunu sanmıyorum. Ben de. Zannetmiyorum. Kesinlikle konuşmuyorlar. Kesinlikle bir şeyden bahsediyorlar. Bir şeyden bahsediyorlar. Ortada bir konu var ama etrafına yani dönüyorlar. Ben kafamda kuruyorum. Şimdi karıma diyeceğim ki böyle. Aşkım bak şunları sevmiyorum, bunları sevmiyorum. Gayet de güzel bir dille anlatacağım. Tıpkı sizin söylediğiniz. Yani överek anlatamıyorum ki. Anlatamıyorum. Yani ne kafamdan geçenler. Ya hiçbir zaman içimden geçenleri, kafamdan geçenleri söze dökemiyorum. Ya çok sinirleniyorum dökerken. Evet. Ben sinirlenince karşı taraf
alttan yumuşak almaya başlayınca bu sefer ben olayı toparlamaya çalışırken aynı şey. Saçma sapan tabii bir şey oluyor. Oradan bir tane apartat gelir böyle. Anlatacağımı da anlatamıyorum Okan abi. Anlatacağımı da anlatamıyorum. Evet. Sizin bir dertleşesiniz geldi. Ay çok sinirlendim ben. Çok ağır. Çok ağır. Asla anlamıyorum çünkü ben çok ilişkilerde erkek gibi kankaya bağlayıp öyle ilişki yaşadığım için ben de çata çattır yani. Neyse söylerim o da ama söyler. Ama çata çat değil yani. Şöyle bir şey. Erkek bir speech hazırlıyor. Bir konferans bence hazırlıyor. Bence hazırladığı için mi acaba sıkıntı oluyor? Evet tabii ki bütün mesele o. Çünkü sonra unutuyor. Emosyonel olarak bir şey böyle. Neden öyle yaptın falan gibi bir şey erkekte yok. Ya neden öyle yaptın? Üstün beni farkında mısın? Falan diye bir şey yok. Onun yerine bunu alma, kavrama, yazma var. Geçen gün olan olay üzerine tespitlerim. Sonra unutuyoruz ama ona bakmazsak da, eğer. Ona bak, ona unutuyorsun. Kadın meşhur o şeyin videosu da var ya ne bir şey adam Amerikalı Türk gibi soyadı. O kadın beyni erkek beyni videosu Facebook'larda şurada burada çok döndü zamanında. Biz de programlarda şey yaptık. Yani kadın hafızasına yetişememenin nedeni yani kadının hafızası abi fotoğraf filmi gibi. Yani eski diyorum. Film, analog film yok mu? Analog filmde ne yapıyorsun? Filmi ışığa, yani sonuçta bir objektif var. Film ışık alıyor açıldığı zaman objektif. Ondan sonra orada gölge, ışık geliyor filmi. Orada gümüş bromürler var üzerinde. Onu yakıyor. Onu yakıyor. Sonra onu kimyasala koyuyorsun. Gümüş bromürler dökülüyor. Yanan kısımlar bilmem ne negatifi bilmem ne. Kadın hafızası aynen böyle çalışıyor ve gerçek analog, gerçek hafıza. Yani herhangi bir şeyi, herhangi bir olayı duyguyla yakarak, yani mühürleyerek, duyguyla mühürleyerek hafızaya kaydediyor. Erkek salak salak bakıyor, hiçbir duygu yok. He, bunu unutmayayım diyor. Unutuyor. 10 saniye sonra unutuyor gidiyor. Onun için kadın defteri açtığı zaman bakkal defterini sen bundan 7 sene önce hatırladın mı? Bana orada ne yaptın? Ve işte oyunda da aynen aynısı bunlar var. Bu var işte. Evet. Diyorsun ki ne yaptım? Hani orada geldiğinde o da şey yaptın. Böyle ulan evet hatırlıyor. İşte bu tarihleri de unutmamız bu sebepten. Abi. Aslında bir şey söyleyeceğim. Yıl dönümü, ay dönümü, hiçbir şey ya. Yılbaşı, ama bir şey söyleyeceğim. Şey yani. Erkek istediğini hatırlıyor. Onları unutup nasıl futbolcuların transfer ve kaç gol attıklarını unutmuyorsunuz? Evet bu da oyunumuzda var. Çünkü öyle bir durum o, var. O da erkeğin salaklığıyla yakılıyor. Yani kadın duyguyla yakıyor ya. Onu da salak. Hafızaya kaydediliyor. Yani hangi direksiz sezonda kaç bilgi. Kere gol atılmış o bilmem ne maçında ama bir şey söyleyeceğim. O bilgi. İlgi yani ilgi ve bilgi. İlgisi var. Bilgi alıyor. Enformasyon olarak tutuyor. Kadına da ilgisi var. O bilgiyi de tutmadı. Kadına böyle bir ilgisi yok. Kadına erkeğin bak işte bütün salaklık bu. Erkeğin kadına olan ilgisi entelektüel bilgi değil. Mesela futbol her ne kadar entelektüel bir spor olmasa da erkeğin ona olan ilgisi entelektüel. Dolayısıyla nöronlar arasında beyin nöronları arasında futbolla ilgili bir şey oluyor ve o hafızada yer. Erkeğin kadına olan ilgisi kadın. Kadın. Bitti. Kadın. Çocukluktan itibaren öyle. Yani annesi tarafından şımartılmış bir erkek çocuk. Ve buna ihtiyaç duyuyor. Kadın aynı şey değil. Ben bunu hissediyorum artık. Ben bunu hissetmekten dolayı mutluyum. Kadın bana ihtiyaç duymuyor. Ben kadına ihtiyaç duyuyorum. Onun bana ihtiyacı yok. Onun ihtiyaç duyması numara. Evet. Numara yapıyor. Ah sana çok ihtiyacım var. Nereye? Göğsüme yatmıyor mu? Bak herifin salaklığına bak herifin. Tabii yani, bütün egoları yani, tatmin şey ediyor sonra ne istenirse yani, yapılıyor. Buraya yatmıyor mu? Buraya gelmeye mi ihtiyacım var? Saçlarına, kafana. Gel okşu ısıtayım seni falan. Yalan. Hepsi yalan. Bütün bu baba aslan numarası yapan, kurt numarası yapan tip aslında kadına ihtiyaç duyuyor. Ve kadın bunu o kadar iyi biliyor ki. Oh bebeğim kralsın aslansın falan. Yani yalan dolan. Onu biliyor bir de şahane bir şekilde kullanıyor sonrasında. Evet. Hepsi tamamen bu erkeğin idare ya kukla. Ama bunu da siz sağlıyorsunuz yani. Kendi ellerinizde bize bırakıyorsunuz. Buyurun yönetin bizi diyorsunuz. Sonra yönetince de kavga çıkıyor.
Hayır, hiç öyle şeyde bir şey söylemiyoruz kavga. Kavga nerede çıkıyor vallahi sana bizim söyleyeyim. Söylediklerimiz evde ya da... çıkmıyor kavga. Bence siz kavga, öyle anlıyorsunuz. Kavga evde çıkıyor sokakta yapılanlar yüzünden. Ha tabii onlar da var. Yani dışarıda yapılanlar için evde kal. Ne biçim davrandın bana öyle? Benim bir imparator olduğumu. Nasıl unutursun? Benim bir imparator olduğumu, başkan olduğumu. Ne var başka? Ve adamların duymayı sevdiği şey. Herkes birbirine başkanım diyor oğlum. Öyle bir şey çıktı şimdi. Alo başkanım. Alo evet, diğer başkanım arıyor. Alo başkanım. Bir başkanım. Başkan, imparator. Paşa. Ona, paşa. Paşa var evet. Büyük adam, ayım. Ayım? Ayım var. Ayım. Ha ayım diyeceksin. Var. O buna gurur mu duyuluyor? Müdürüm. Biraz daha fantastik bir durum. Evet. Yani mesela yani. Karşı, ayım falan. Çok saçma. Kadınlara söylenen laflar hepsi bak çok kıyak. Miniyim. Minnoşum. Minnoşum bak hep evet. Kadını bebeğim. Kilo olarak. Hep ele sığma minnacık. Zarifim, küçüme. Tatlım, küçüğüm falan. Ah ulan. Şey, demek bunu oynuyorsunuz. Evet. Ya aslında, ya tam 12'den vurmuşsunuz abi. Evet şu an abi. Direkt anlattığınız her şey bizim oyun içinde var aslında. Ana. Kesinlikle öyle. Peki şimdi Ferdi Bey bu aksakallı bir... Evet aksakallı dedi. Dost ne oynuyor? Dost da benim en yakın arkadaşımı oynuyor. Bir de bir... tabii ki bu arada bu ilişkilerde erkeklerin de yaptığı bazı tırnak içinde hırtlıklar oluyor. Mesela dost Elver'in rolüyle, ikinci rolüyle alakalı bir de garson oynuyor. Bizim bir çorbacı sahnemiz var. Orada garsonu oynuyor. Sonra benim en yakın arkadaşım oynuyor bir diğer rolde. Bizim hırtlığımız da şu. Mesela bu adam ilk evlilikte, ilk kaç tane evlilik oluyorsa, evlilik teklifini işkembeci de etmiş ilk defa. Ha. Mesela. Hani bir kadın yani, buna şeyli mi? Tutulmaz mısın? Tutulmaz tabii ya tutulmuş durumda yani. Hani önünüzde kelle paçayla. Evet. Ben sana 11 yıldır ne yaptım ya nasıl bir yanlış yaptım ne yaptım diyor ya evlilik teklifini yapamadın ki diyor gittin bana ilk defa. Of, yine de kadın kabul etmiş bakın ama yine de aşk burada kazanmış. Yani, evet. İnsan Hakları Mahkemesi'nde yargılıyor onu. Değil mi? Bir şey söyleyeyim. Yargılanır. Yargılanır yani. İşkembeci de evlilik mi? İşkembeci de olmasın. Yani. Bak yine sokakta olsun ama o sarımsak kokusunun içinde evet niye ya. Yani? Ya adam, ya bizde de hırtlıklar oluyor ya. Oluyor yani. Ya tabii burada bir... Eşit dağıtmaya çalıştım. Yani bir... ya, yani bir şekilcilik de var. Değil mi kadınlarda? Var. Bir şekilcilik özenlik var ya. Özenlik var aslında. Bir şeyi yani değerli şık kılmak. Mekansa şık bir mekanda olsun, bir mum ışığı olsun, bir manzarası olsun, yemekler çok şık aslında olsun. Aslında bir şey söyleyeyim mi? O değil önemli olan. Değerli olduğunu hissettirildiğin yani senin için özen verilmiş. Yani bunu sokakta, parkta da yapılabilir, evin içinde de yapılabilir. İşkembecide de yapılabilir. Evet yani. Ama yani oyunda anlatılan şey işkembecide yapılması senin de aslında orada hiç umursamadan yapıyor olman. Yani hani. Ama tabii benim umursamamamın sebebi de biraz da sensin öyle bir şekilde. Şimdi kavga etsek ya karı koca gibi. Aslında öyle değil. Hayır bak Pelin'cim. Yani biz birazcık ya daha. Ya hiç anlamlandırılamayan bir şey bak ben 56 yaşındayım. 56 yaşına bir türlü anlamlandıramadığım şey kadınların giyinmesi üzerine olan durumdur. Yani diyorsun ki alo tatlım hani şeye gidiyorduk ya oraya gitmiyoruz. Şu oldu bu oldu. Geliyor bir şey. Evet. Bir şey geliyor. Bir çünkü yaklaşıyor. Hazırlanmış yaklaşık 6 bravo. Saat. Evet ha. Şimdi bak hiç hazırlanmayan bir kadın olabileceğini düşünmüyorum. Ben giyinmiştim ama. Peki ben donla mı gidiyordum? Yani ben G-string'imle mi orada arzu endam edecektim? Yani dolayısıyla burada bir giyinme var. Var. Bu giyinme. Emek var. Yani bir emek, düşünme. O kombin yapıldı, o kombine makyaj, hangi saç yapılacak? Bilmem ne. Ve hani en ilgilenmiyorum diyen falan. Şimdi buna erkeğin dönüp büyük saygı göstermesi gerekiyor. Bir süreç var orada. Yani biz onlara göre pantolonunu cücücük diye çeken hayvanlarız. Büyük bitti. Bitti. Anne bitti. Çünkü daha bunun daha erkeğin giyimindeki daha sofistike böyle daha hareketlisi falan efemine oluyor. Yani ve istemiyoruz kendi... erkeği öyle. Biz erkeği erkek. Sürekli çocuk gibi hani tuluma sokarsın ya cülluk diye çocukken tuluma sokulmuş gibisi. Cücük hazır. Orada bir şey var, bir çaba var.
O çabayı. Günümüzdeki var. Erkekler de kadınlardan aşağı kalmıyor bence artık. Bazen var, bazılarını var, görüyorum var. Ki vallahi yani ben, ben o kadar süslü değilim. İstisnasız nereye gidersek gidelim eşimi minimum 20-25 dakika evin içinde 10 dakika kapının önünde bekliyorum. Hilafsız. Ama hep son çıkarken şey oluyor. Hayatım şunu aldım, cüzdanı aldım, anahtarını aldım. Evet. Kesin adam bir şey unutmuş bundan, oluyor. O da bundan şikayetçi. Çünkü illaki bir şeyimi unutuyorum. O yüzden artık iç çamaşırıyla bekliyorum. Çünkü 1,5 dakikada hazırlandığım için evet. Önce o hazırlanıyor. Evet. Hazırlan artık bu, deniliyor. Bu evlilikteki ağır problemler. Çok. Bir de şeyi yaşamışsındır. Yani tabii şöhretli adam olarak ister arabayla ister otobüsle seyahat ediyor ol. Tabii yolda bir mola veriyorsun filan yerde filan şey tesislerinde. Hı hı. O şey tesisleri benim için en ıstıraplı şey. Çünkü sen tuvalete gidiyorsun ve senin tuvaletinin kuyruğu yok. Evet. Kadın tuvaletinin kuyruğu var. Ve kadın sana kol çantasını verip... Ben o kol çantasıyla pisuvara girdim ya. Abi bırak. Bir de kadın tuvaletinin önünde kadının çantasıyla... Bekliyorsun orada ve otobüsler duruyor filan orada. Bir takım insanlar böyle tuvalete koşup filan. Sonra kapıda bir bakıyorlar Okan Bayülgen bir kadın çantasıyla. Ondan sonra böyle duruyorlar ve diyor ki Okan abi sen üstelik bu halde. Ve kadınlar tuvaletin önünde. Ve kadın böyle çanta da böyle. Ne var canım filan. Siz tuvalet önünde yapıyorsunuz. Biz de arabayı park edeceğiniz zaman kukalık yapıyoruz. Sen bir dur hayatım ben arabayı döndürüp geliyorum deyip otoparkın ortasında ne orada bekliyorsun. Kadınlar. Vay, bir şey söyleyeceğim biz de bekliyoruz. Ya şurada çanta taşımakla olmuyor öyle şeyler bence. Taşıyın evet, canım. Ağır. Bir de tabii ki kadınların daha çok tuvalete gitmesi gerekiyor. Erkekler değişir. Tabii biliyor ama biliyorsun. Yok şimdi, mesaneminiz. Mesane tabii. Prostat sistemi tabii. Yani şudur. Kadının yine tadına doyamadığı intikamı. Çünkü prostat sistemi mesela her erkek her genç erkek. Arkadaşıyla, kız arkadaşıyla ya da yeni evlendiği kızla dalga geçer. Sen de ne kadar çok tuvalete gidiyorsun ya falan. Sonra beraber yaşlanıyorlar. Erkeği bütün ömür boyu tuvalete gitmekten koruyan prostat büyümeye başlıyor. Ve vazgeçiyor. Ne olursa olsun büyüyor ve erkeği sık tuvalete gönderiyor. Ve kadın oturup bunu seyrediyor. Anlıyorsun evet. Değil mi? Ya. Şimdi adamın böyle. Adamın kendisinden daha sıklıkla, daha çok frekansa tuvalet. Yine mi tuvalet? Ne oldu? Daha yeni gitmiştin. Ne oldu 20 çok. Sene evvel? Babacığım bak. Ne olursa olsun kadınların intikamından kurtulamayacağız. Ve onların kollarında can vereceğiz. Bir kere erkekler erken ölüyor. Evet. Öyle bir çünkü şey var. Kalp damar sistemi ona göre kurulmuş durumda. Yani her şey mi kadınlardan yana olur? Bir kere bütün o yaptığın o böyle babalanmalar, ayılanmalar, şiddetlenmeler yavaş yavaş çocuklaşarak, aklını kaybederek, tuvaletten çıkamayarak, ona muhtaç olarak bir final yaşıyorsun. Ve onun kollarında can veriyorsun. Bütün erkeklere tavsiyem, siz de oyununuzda şey yapıyorsunuz, fazla baştan babalanmayın. Çünkü nasıl olsa bir palyaço olarak hayatını bitireceksin. Bir soytarı olarak hayatın sonu erecek. Anladın mı? Yani böyle şeyler. Yaşlar biz de bir bana anne anlattı. Olarak tabii ki böyle baka baka. Tabii erkek anne de, olarak. Tabii, anne ne zaman yapacaksın çoluk çocuk? Oraya ne zaman geldi ya konu ben? Deyince evliliğin diyorum. Şimdi baban istemiyor mu Rasim abi istemiyor? Babam ister torun çok ister. İster mi? Yani damat ister mi çok bilmiyorum da torununa karşı bir isteği babanı var. Babanı çok iyi tanıyorum, damat istemez. Galatasaraylı ise ister. Maça gidecek biri daha ha. Çıktı tabii. Ama şimdi çok iyi çalışıyor, sağlığı çok evet, yerinde. Çok büyük mutluluk duyuyorum. Yani izlerken. Biraz yoğun çalışıyorlar tabii 80'ler günlük dizi olunca. Evet. Ama mutlu en azından sevdiği yerde çalışıyor. Aile gibiler zaten artık evet, orada. Evet. Ama çok şükür her şey yolunda. Hadi bakalım yok. Maaş. Şimdi oyunu çok merak ettim. Vallahi gelseniz hemen, ne evet. Mutlu oluruz. Çok da istiyorum ama gelmeyi. Ama bir dünya oyununuz var tabii. Ama hep, çok hepimiz başımız, öyleyiz. Çok kalabalık ama şimdi şu tarihleri bir tabii, öğreneyim. Tabii hemen. 22'si pazar günü Kocaeli'nde oynuyoruz. Maşallah. 23 pazartesi Gaziantep'te oynuyoruz. Vay orada Gaziantep evet. Mükemmel. Daha önce gittiniz mi? Çok gittim ben evet. De. Ben de. Tiyatro çok gittim. Evet tiyatro öyle. Ama dikkat yani. Etmek lazım. Biz davulcumuz Yusuf'u. Bir Gaziantep bu Harem Kabare turnesinden sonra Gaziantep ne
Sonra Mersin, Adana'da bıraktın. Değil mi? Bıraktı. dur. Gaziantep, Adana, Mersin mi mi? Gaziantep, Mersin, Adana'da yani hep o bahsedilen mide fesadı geçirmek var ya. Biz bu haftadan önce ben oralardayız. Ben bir Gaziantep turnesinden aşırı etten gut olarak dönüyordum az kalsın. Yapma ya. Tabii yani. Biz Yusuf'u bir... yani bizzat o sözünü ettiğimiz mide fesadından hastaneye kaldırıldığını gördüm. Ve ben çok doğru şaşırdım. Miydi? Yani mide doğru fesadından hastaneye kaldırılınca ne oluyor? Serum takıyorlar. Lan niye serum takıyorlar? Zaten tıkaması. Yeteri kadar var mı? Şişmiş diye. Gaziantep muhteşem. Evet, 23 Mart Gaziantep, 24 Mart Salı günü Diyarbakır. Of of of. Maşallah. Evet, şahane bir turne. Çok sonrasında güzel. 28 Mart Cumartesi Trabzon, Karadeniz'e. Çok güzel. Gidiyoruz. Sonra benim memleketim var. 29 Mart'ta Rize pazar günü. Ve 31 Mart'ta da Kadıköy Duru Tiyatro'yla çok Mart güzel ayını tamamlıyoruz. Duru Tiyatro da çok güzel oldu. Evet. Çok müthiş güzel. Müthiş müthiş. Kaç kişilik Duru Tiyatro? 350 mi? Yok. 260-270 civarı. Güzel. Yani bazen bir orta boy salonlara da ihtiyaç duyuyoruz. Çok oluyor tabii. Bence reaksiyon daha güzel oluyor. Daha sıcak olur ve samimi oluyor. Bir de tabii komedi oyunlarında bizim Profilo Kültür Merkezimizin salon ikisi özellikle 250-260 kişi o da. Sıkı sıkı seyirci olup kalabalık oldu mu? Evet. Biz çok eğleniyoruz. Mükemmel. Evet. Seyirci de çok oluyor. Eğleniyor. Bence yani yan yana oturduklarında daha çok etkileşim olduğunu düşünüyorum. Onların enerjisi de yanındaki bize çok gülünce o da gülüyor. O gülünce daha fazla bir reaksiyon olduğunu aynen düşünüyorum. Aynen öyle. Biz bir de burada şey gibi oluyoruz tabii. Şimdi burada bütün masalar filan, danslar filan masaların arasında sahnede oynuyoruz oyunu. Fakat mesela ben yemekli içmekli dedim ya, mesela yemek yenilen bir masada oturuyorum, çıkıyorum, oynuyorum, geri dönüyorum oraya. Yani seyirciyle öyle yakın temastayız danslarda filan. Bu işte kabare tarzında. Bizim mutfak zaman, biz de öyle yapıyorduk. Bravo, BK mutfak, mutfakta. Mutfak gibi. Yani tam o kabare havası. Onu bir görün. Belki sizin oyunda belki farklı bir, hani mizansenleriniz yine aynı kalır da belki farklı bir şey yaparsınız. Belki dediğiniz gibi üçe ben bölünür bir şey olur. Ben buraya bayıldım. Yani evet. Çok çok istedim. Biz de size bayılıyoruz. Çok istedim. Hadi gidin, öleceğim ya. Ya gitmeyin ya. Yani. Vallahi gitmeyelim. Hep beraber turneye çıkalım. Ben 22 yaşından beri Okan Bayülgen'e çıkmayı bekliyorum. 20 sene sonra. Bebeğim benim. Teşekkür ederim. Alkışlıyoruz. Türk düşünürlerinin yazdığı Tebessüm makalesi evet, vardır. Evet, 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 evet. Tebessüm evet devrimi de şu anda evet yaşayabiliriz. Herkesin evet birbirine ihtiyacı var. Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı. Bodrum'da karşılaşmıştık zaten, biliyorsunuz. Ben otelin bahçesindeki sandalyede oturmuştum. Herhalde 4,5 saat falan oturmuşumdur orada, hatırlıyorsunuz. Evet. Yani senin güzel özelliğin yine logo olarak nereye koysak evet orada kalıyorsun. Mesela o zaten şirketin karın için çok iyi. Can Goks. Burada Hakan Altun'la berabersin. Çok romantik bir anınız. Hayır, şöyle ki hemen açıklayayım mı? Burada bir kedi var. Kavun. Kavunun doğum günüydü. Biz de ona şarkı söylüyorduk. Vallahi yani. Ya siz numara mı yapıyorsunuz? Bu kadar duygulu musunuz ya? Celil Nalçakan. Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü'nde bizi izleyenler hem ulusal yayından hem de YouTube üzerinden çoğunlukla gençler. Biz de üniversitelerimizin en genç rektörlerinden birini, Sayın Profesör Doktor Şafak Ertan Çomaklı'yı, yani 2018'den bu yana Anadolu Üniversitesi rektörünü programımıza çağırdık. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hakikaten gençsiniz ama genç de görünüyorsunuz. Teşekkür maşallah ederim, maşallah. Bana bir armağan getirdiniz. Bu sizin üniversitede evet imal edilmiş bir aslında zanaat işi, bir el işi, eser, el işi. Ve bu da çok da güzel bir kutusu var Anadolu Üniversitesi'nden. Keçi Riton, Pişmiş Toprak, Gordion Freak, İsa'dan önce 8. yüzyıl sonu, 7. yüzyıl başı Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nden bir replika aslında bu. Evet. Harikulade, harikulade. Çok teşekkür ederim. Siz şimdi tabii ki dolu dolu bir kariyeriniz var. Medyada evet sizden bir ara bayağı söz etti. Erzurum doğumlusunuz. Evet. Çok gençsiniz, 1975 doğumlusunuz. 9 Eylül Üniversitesi'nde maliye ve mali hukuk alanında lisans ve yüksek lisansınızı tamamlıyorsunuz. Daha sonra Uludağ Üniversitesi'nde doktora, maliye, mali hukuk ana bilim dalında tamamladıktan sonra yine aynı alanda doçentlik ve profesörlük kadrolarında bulunuyorsunuz. Kamu maliyesi alanında çalışmalar yapıyorsunuz. Özellikle vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanı üzerinde yoğunlaşıyorsunuz. Evet. Uluslararası alanda terörün finansman yöntemleri üzerinde İspanya, İtalya, Belçika, Almanya, Katar, Avusturya, Çekya, Kosova
Bosna, Hersek, Suudi Arabistan, Kazakistan gibi ülkelerin polis akademilerinde uluslararası polis eğitimleri, işbirlikleriyle yüksek lisans jüriliği ve devleti temsilen üst düzey görevlerde bulunduktan sonra özellikle son yıllarda terörün kamusal alanda olan etkilerinin yanı sıra terörizmin mali ve personel boyutu üzerinde çalışmalarınız var. Polis Akademisi Başkanlığı'nda ve komiser yardımcısı alım ve eğitimiyle rütbe terfi süreçlerinin planlanmasında yer alıyorsunuz. Peki bütün bunların üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı'na gitmiyorsunuz. Anadolu Üniversitesi'ne gidiyorsunuz. Neden böyle sizi sayıca? Çünkü... Hayır. Hayır. Yani garip olan şu. Niye devlette daha teknik bir yerde değil de Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü gibi gençlere daha yakın, daha hayatın içinden bir iş, öbürleri hayatın içinden değilmiş gibi olmasın. Ama o daha tabii devletle planlama, daha belki de daha kapalı kapılar ardında bir görevken sizi halka açıyorlar. Daha doğrusu sizi gençlere açıyorlar. Niçin sizi gençlere açıyorlar? Herhalde mizacınızı beğeniyorlar da o yüzden. Gencim herhalde, ondan da ama bir de yani şöyle siz sayınca şimdi ben bunları... Düşünce epey bir şeyler yapmış gibi görünüyor ama. Evet ama ben bu kariyeri görseydim herhalde bu adamı herhalde derdim ki yani ya Cumhurbaşkanlığı Danışmanlığı'na ya işte İçişleri Bakanlığı'nda bir göreve ya da Milli İstihbarat Teşkilatı'na falan alırdım ben size. Ama burada sizi demek ki etkin görmüşler, gençlere yakın görmüşler. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Atayan irade sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanımız. Ama ben şöyle meslek itibariyle aslında akademisyenim. Evet. Bunları yaparken de akademisyenin rolüyle işin içerisinde bulunduk. Şu anda da Anadolu Üniversitesi'nde aslında özüme döndüm. Ha. Yani daha bir kendi mesleğime dönmüş oldum. Burada tabii gençlikten bahsettiniz ama ya öğrencilerle olmak biliyor musunuz? Dünyanın en güzel şeyi ya. Evet. Yani bu yaptığımız işler elbette güzel ama yani öğrenciyle olmak başka bir şey. Ama orada da sizle ilgili hikayeleri birazcık biliyorum. Bir kere bir ara galiba bir sosyal medyada size saldırıya geçildi. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ama bir yandan da gençlerle olan ilişkinizde, şimdi size onları soracağım zaten. Bir yandan da onlara yakın davranıyorsunuz. Yani tabii ki herhangi bir üniversite alanında atanmış olmak bir kere bir dezavantaj. Neden? Çünkü üniversiteler bütün ülkelerde farklı seslerin, muhalefet eden seslerin duyulduğu yerlerdir. Tarih boyunca da böyle olmuştur. Yani bütün Avrupa ülkelerinde de böyledir. İşte iktidar, kim iktidar olursa olsun, kimler ses çıkarır en çok? Tabii ki üniversiteler ses çıkarır. Dolayısıyla atanmış genç bir rektöre karşı da sesler çıkacaktır. Bu gayet normal. Ama siz burada öğrencilerle daha yakın olmayı seçtiniz. Neler yaptınız ilk olarak? Ya tabii aslında biraz önce söylediğin şey çok önemli. Yani muhalif olmak, yani üniversitelerin bir yerde görevi de bu şekilde. Yapılan her işe evet dememesi gerekiyor. Bunun bir ölçüsü ve akademik bir prensibi var, yapısı var. Burada tabii öğrenciler konusunda da biz ilk atandığımızda biraz böyle bir şey oldu. Ufak bir ya bu nereden geliyor falan, nasıl diye. Ama bilmiyorlar ki aslında gerçek arkadaşları geliyor üniversiteye. Çünkü şimdi yaptığımız şeylerde biraz önce siz çok güzel bahsettiniz. Ben kendimi hani birdenbire bir havaya girdim ya, bir şey anlatınca sanki çok şeymişim, özelmişim gibi hissettim ama öylesiniz. Aslında biz bu çocukların annelerinin babalarımıza emanet ettiği kişiler olduğunu bildiğimiz için bu yaklaşımı sergiliyoruz ve o yüzden de bir sıkıntımız yok. Yaptığımız her işte de bunların menfaatini düşünüyoruz. Hmm. Bir de benim kendi çocuklarım var, 3 tane çocuğum. Maşallah. Kaç yaşında? Birisi 4 yaşında, biri 13, biri 14'ü bitiriyor. Güzel. Yani ben çocuğuma nasıl bakılmasını istiyorsam şu anda üniversitede de ailelerin çocuklarına öyle bakıyorum. Mesela bana geçen Instagram'dan birisi yazmış, bir kız çocuğu. Hocam evimize gelir misiniz? Bize de yemeğe gelir misiniz? Ben gidiyorum birden, gerçekten çıkıyorum. Bir eve gidiyorum, ne yapıyorlar bu? Çünkü bu çocuklar kimle ne yiyorlar, ne içiyorlar, nerede kalıyorlar görmem lazım. Eşime dedim ki hadi gidiyoruz dedim yemeğe. Nereye gidiyoruz? Dedim benim 3 tane kızım var dedim. Gidiyoruz oraya yemek yemeye dedim. Güzel. Gittik, inanmamışlar. Babasını bağladı telefonla. Babası orada diyor ki ya rektörün işi gücü yok, size mi gelecek diyor. Diyor ki baba vallahi diyor şu anda burada görüntülü arayalım diyor. Güzel. Görüntülü aradı, babasıyla görüştük. Tabi orada sordukları soru şu. Yani bu öğrenciyle irtibatınızı kurarken neden bu kadar şey zaman ayırıyorsunuz bunlara? Asıl da
cevap içinde yatıyor. Yani zaman ayırmam gerekiyor. Yani neden zaman ayırıyorsunuz kelimesi bile, cümlesi bile çok doğru değil bence. Çünkü aslında onlara zaman ayırmamız gerekiyor. Çünkü ben 3 çocuğumu bu çocuklara teslim edeceğim. Üniversitedeki çocuklara. Evet, doğru, yani doğru. Onlar büyüyecekler. Sonra, onlar büyüyecekler, benim çocuklarıma bakacaklar. Tabii ki. Ben bu çocuklara yanlış yapma lüksüm yok. Bunların en iyisini yemesi gerekiyor. En iyisini içmesi gerekiyor. En iyi yerde oynaması gerekiyor. En iyi eğitim alması gerekiyor. Siz tabii kapılarınızı da açmışsınız. Üniversitedeki farklı muhalif gruplara da rektörlüğü, rektörlük odasını açmışsınız. Evet. Ve diyorsunuz ki işte evet, bir derdim varsa, anlatacağım bir şey varsa gel anlat. Tabii ki bu genelde alışa geldiğimiz, bu tarihe kadar alışa geldiğimiz yönetim şeklinin dışında bir hareket. Yani evet. Gel bana anlat, gel burada kendini rahat hisset, ne istiyorsan bana söyle. Ve cezalandırılmadan herhalde bunu yapıyorlar. Tabii tabii, ceza. Şimdi bizim çocuklarımıza ceza olmaz. Bunlar melek gibi çocuklar. Hmm. Bizim çocuklarımız güzel çocuklar ya. Temiz çocuklar, pırıl pırıl çocuklar, zeki çocuklar. Emin olun. Yani bunlara bir şey anlattığın zaman anlıyorlar. İşte mesela bir şey istiyorlardı. Dedim çağırın bakayım ne istiyorlar bunlar. Şaşırdılar. Aa, bizde oturuyor. Rektör bey bizi çağırdı diyor. Aldım bunlar 4-5 kişi. Ne istiyorsunuz dedim. Nihayetinde çocuk bunlar. Evet. İşte hocam dedi şu olsun bu olsun. Alın notu dedim. Başka ne istiyorsunuz? Bunu onu da yaparım. İstedik dedi. Yemek şöyle olsun. İşte şunu dersi böyle olsun. Bunu bu şekilde yapalım. Etkinlik yapalım. Hepsini dizayn ettik. Sıkıntı yok. Mesela işte geçen beni durdurdular. Özür dilerim. Sadece tabii ki yemekle ilgili, tabii, barınmakla tabii ilgili şeyler mi geliyor yoksa her şey. Yani bizim temel eksikliğimiz olan, bilmiyorum siz de öyle buluyor musunuz ama genelde akademik hayatta biz hep şunu duyar işitir haldeyiz. İşte yeteri kadar akademik çalışmaya izin verilmiyor. Yani sizden değil, genelden söz ediyorum. Tabii siz de bunun bir parçasısınız. Akademik çalışma açısından, deney yapmak açısından, akademik ürünler vermek açısından Türkiye biraz çorak görünüyor. Hem akademisyenler bundan bahsediyor, hem öğrencilerden bunu duyuyoruz. Acaba yeme içme barınma dışında bir şey istedikleri zaman da kendi demokratik talepleri olarak bunlara da açık mısınız, bütün bunlara da? Hepsine yani açız. Hepsine. Hepsine. Şöyle ki, geçen sene bir öğrenci teşkilat yapısı kurdum. Hı hı. Yeni bir yapı. Bunu hani burada iddia ediyorum kelimesi biraz böyle şova dönük olabilir ama gerçekten iddia ediyorum hiçbir yerde yok bu. O da şu, baktım ki öğrenciler sadece etkinlik yapıyor. Yeme içme dediğiniz gibi biraz hani sadece sosyal faaliyetler üzerinden olunca işte belli bir grubu etkiliyor. Diğerleri de dersine çalışıp evine dönüyor. Yazın bir yönerge çıkardık. Üniversite senatosuna sunduk. Çalıştık üzerinde. Mentorluk sistemi getirdik. Mentorluk sistemi. Evet. Mentorluk sisteminde bu çocukları bütün akademik faaliyetlerin içerisine sokmaya başladık. Bütün birimlere talimat verdim. Kulüp yapılanmasını hepsini oluşturduk tek tek. Örneğin maliye kulübü yoktu. 61 yıllık Anadolu Üniversitesi'nin en eski bölümlerinden birisi maliye bölümü. Ve maliye kulübü yoktu maalesef. Mesela maliye kulübünü kurdurduk. Ben kurdurmadım. Yani var mı yapan, ne istiyorsunuz dedim. Biri dedi maliye, biri dedi dağcılık kulübü olsun. Birisi sirk oyun üzerine olsun. Birisi dedi eczacılık olsun. Birisi sağlık bilimleri olsun. Herkes farklı bir şey. Aferin dedim, gelin bakalım. Bunları aldım. Kulüp sistemini oturtturduk. Bunlara salonlar tahsis ettim. Teşkilatlanmasını yaptım. Öğrenci kayıt sistemlerini yaptım. Yazılımlarını yaptım. 11 tane salon tahsis ettim. Sistematik halde yönetim kurulu üyeliği vesaire. Yani çocuğu önce bir kere bir kurumsal olarak kendini güçlü hissedecek bir yapıya getirdim. Getirdikten sonra da birimlere talimat verdim. Dedim ki bundan sonra yapacağınız bir etkinlikte mutlaka en az bir öğrenci kulübünü yanınıza alacaksınız. Güzel. Doğrusu önce bu. Bir şaşırdılar, kötü karşılamadılar. Allah'tan Anadolu Üniversitesi o konuda çok iyi bir üniversite. Gerçekten çok, yani altyapısı bu konuda çok entelektüel bilgi birikimi iyi olan bir üniversite. Şaşırdılar ama sonrasında meyvesini almaya başladık. Neden? Çünkü çocuklar yalnızca sosyal etkinlikle, yeme, içme, oynamayla değil, bu kez misafir ağırlamaya başladılar. Güzel. Çünkü konuşmacılar gelir, şu gelir, tabii, bu gelir. Tabii, tabii. Bir sürü şey. Mesela Şener Şen
geldi. Biz bir Şener Şen okuma salonu açtım. Güzel. Orada New York'ta gördüğüm bir kütüphane modelini geldim. Orada bir yer buldum. Çok kapalı, kendi imkanlarımızla orijinal bir kültür ve okuma salonu yaptım. Güzel. Orasını. Şener Şen gelirken ben değilim dedim Şener Bey'e. Öğrenci kulüplerimiz dedim sizi misafir ediyor. Geldi, kitap salonunu açılışını yaptı. Öğrencilerimizle görüştü. Sonra tekrar ayrıldı. Ama bu öğrencilere ait. İletişim öğrencileri vardı, onunla ilgilenen çocuklar vardı. Orada sosyal sermaye oluşuyor. Yani çocuk ağırlamayı öğreniyor, hitabeti öğreniyor, ne konuşacağını öğreniyor. İşte daha hani kamudan da çok üst düzey insanlar geldi ama hepsini kulüplere verdim. Dedim kusura bakmayın. Siz kulüplerin misafirisiniz, öğrenciler misafirisiniz. Eksikleri bana ait, fazlaları çocuklara ait dedim. Şu anda bunu nasıl somut bir veriyle size anlatabilirim? Geçen sene 200 civarı öğrenci dolaşıyordu kampüste bu şekilde etkinlikte uğraşan. Geçen cuma itibariyle 7500'e çıktı bu sayı. Çok acayip. Kampüste. Yani saat 6'dan sonra bizim öğrenci kulüplerinin olduğu yer ana baba günü. Bazen ben gidiyorum oraya. Bir de... Ama bundan çekinmiyorsunuz. Yani onların bir araya gelmeleri yani siyasi olarak. Çünkü gençler genelde herhangi bir ülkenin iktidarı ya da iktidara yakın insanları bundan genelde şüphe ederler. Çünkü bütün siyasi otoriteler bir başkasının iyi niyetle kötü niyetle bir yerde toplanmasına, fikir alışverişi yapmasına, birbirlerine eğitim ya da ilham vermesine karşıdır. Bu çok çok normal bir şey. Yani bu sosyalist iktidarlar da buna karşıdır. Sağcı iktidarlar da buna karşıdır. Her yerde bu böyledir yani. Çünkü herhangi bir öğrenci örgütlenmesi, kulüp bile olsa diyelim ki sinema kulübü. Sinema kulübündeki öğrenciler illa Fransız yeni dalga sineması seyredip de aralarında fikir alışverişinde bulunmazlar. Yani ülkeyle ilgili de bir şeyler konuşurlar. Dolayısıyla çok daha şey değildir yani şüphe vericidir ve Amerika Birleşik Devletleri ya da İngiltere'nin çok gelişmiş ve aristokrat üniversiteleri bile bundan kuşku duyar. Yani benim öğrencim burada ne yapıyor? Eğer birbirlerine eşek şakası yapıyorlarsa aferin onlara vardır ya Amerika üniversitelerindeki eşek şakaları, hikayeleri falan. Hani onu yapıyorlarsa amenna bir şey yok ama ya da mesela Amerika'da Hristiyanlıkla ilgili bir şey yapıyorlarsa işte efendim pazar günü ayin kahvaltıları bilmem ne falan yapıyorlarsa evet ha bunlar bunu yapsınlar tamam bunlarda bir sorun yok ama bir araya gelip bir şeyler konuşuyorlarsa bu şüphe vericidir. Siz bu açıdan modern bir şey yapıyorsunuz. Vallahi Türkiye'de yok dedim ya iddia ettim. Evet, gerçekten yok. Şu anda saat 6 oldu mu kendimi öğrenci kulüplerinin oraya bir yer tayin ettim. Bütün kulüplerin odaları var. Bir gidiyorum oraya sağcısı, solcusu, kimisi tiyatro çalışması yapıyor, kimisi kitap okuyor, kimi Atatürkçü Düşünce Derneği orada, Milli Düşünce Kulübü orada. Konuşuyorlar, birisi diyor bunu beraber yapalım, o diyor biz şunu beraber yapalım. Ve bir tane de bilardo masam vardı benim evde, götürdüm hediye ettim oraya. Güzel. Arada da bilardoya gidiyorum oraya. Tenis masamız falan da var. Ve hep birlikte olunca da emin olun düşmanlık çıkmıyor. Ben çocuklara güveniyorum ya. Bizim çocuklarımız çıkmaz. Bizim çocuklarımız temiz çocuklar. Bir de akıllı çocuklar. İmkanları da vermişiz. İmkanlar verince bunlar değerlendirmesini bilen çocuklar. Arada yeter ki yani benim bu kadar yıllık idareciliğimin neticesi şu. Yeter ki araya fitne fesat sokan kişileri ayıklayacak bir de herhalde bir sistemimiz olsun. Terörle ilgili oluşumlar konusunda da takipçi olmak. Tabii yani terör yer bulamıyor biliyor musunuz mutlu olan yerde. Evet. Mutluluk olan yerde terör yer bulamıyor kendisine. Yani zemin oluşturamıyor, argümanlar yok oluyor, ileri sürdüğü tezler yok oluyor. Çünkü mutlular insanlar. Şimdi huzursuz olmaları gerekiyor. İnsanların huzursuz olunca her uç noktada o huzursuzluktan besleniyor. Fakat mutlu olunca kimsenin sıkıntısı yok. Ben her türlü görüşün etkinliğine gidiyorum. Ve hepsi de kapıda karşılıyorlar ve katılıyorum. Hepsine katılmaya çalışıyorum. Fakat şöyle bir şey var. Hani biraz da esprili ama şimdi yetişemiyorum etkinliklerin sayısına. Geçen sene 80 civarıydı. Bu yıl 741 etkinlikle yılı kapattım. 3 ayda. Hepsine de yetişemiyorum. Güzel, güzel. Tabii ki üniversitelerin gelenekseliği içerisinde bizde bizim bir üniversiteler tarihimiz var. Ve siyasetle bir arada bir üniversiteler tarihi var. Yani şimdi işte 60'lı yıllara bakalım.
60'lı 70'li yıllara. Bir yanda Milli Türk Talebe Birliği var. Orada birileri aralarında konuşuyorlar. Başka bir siyasetten konuşuyorlar. Bir yandan sosyalistler, komünistler, işte devrimci örgütlenmeler var. Onların pek bir yeri yok böyle. Bir yandan milliyetçi gençler var. Onların bir takım şeyleri var ve bütün bunlardan o zaman tırnak içerisindeki o demek değil ama anarşi diye bahsedilen bir şey doğuyor. Yani bu çocukların hepsi o zamanlar, şimdi bugün de çok saygı duyulan, çok sevilen her düşünceden adam, insanı bugün hani eğer kayıp olarak verilmişse, hakikaten göçmüş gitmişse bugün saygıyla andığımız çok kişi var. Şimdi sorun şu, bence bir rektör açısından da bu. Yani gençleri bütün bunları yapmak için serbest bırakıp herkesin başına okşayamazsın. Çünkü sonuçta gençler mutlaka kendilerinden büyüklere karşı bir şey yapacaklardır. Çünkü genç, genç dediğin herkes, hepimiz genç olarak dünyayı değiştirmeye çalışacaktır. Dünyayı değiştirmeye çalışırken kimileri şu yönde, kimileri bu yönde ikna etme yöntemleri deneyecektir. Evet. Kimileri de terörü önerecektir. En azından evet, seçecektir demek istemiyorum. Önerecektir. Benim de böyle garip hikayelerim var. Ben Galatasaray Lisesi'nde okudum. Ondan sonra Türkiye'de herhangi bir üniversiteye gitmeden önce Fransa'ya gittim. Siyans ekonomik, ekonomik bilme, iktisat okumak için bir yemekhane boykotu yapılıyordu. Yemekhane boykotu yapılırken ben de işte gittim tepsiyi alacağım falan filan. Bir baktım yemekhane boykotu var. Şimdi bir yerde boykot olduğu zaman benim Türkiye'den alışkanlığım, lisede ya da üniversitelerden alışkanlığım şudur. Yani bir yerde boykot olduğu zaman, eğer yemekhaneyi boykot ediyorsa, yandan bir çocuk gidip de eline tepsini alıp yemek dolduramaz. Ben de dedim ki yani yemekhane evet, boykotum var, var. E dedim bunlar yemek almaya gidiyorlar. Evet, onlar gitsinler dedi. Fransız çocuk. E nasıl olur dedim, sen yemekhane boykotu yapıyorsun. Buna nasıl izin veriyorsun? E dedi, yemekhane boykotu yapanlar biziz. Onlar boykot yapmıyor ki. Nasıl ya? Böyle bir şey olabilir mi? Çünkü benim kendi memleketimden alışık olduğum şey, bir yerde birisi bir boykot yapıyorsa herkes boykot yaptırılır. Yani isteyerek ya da istemeyerek. Sonra bir çocuklar vardı, onlarla konuşuyordum. Siz dedim ne yapıyorsunuz hani? Biz dedi işte sol mol filan. Dedim nasıl sol yani filan. Biz dedi troçkistiz dedi. Hmm. Nasıl ya? Troçkist misiniz? Benim geldiğim ülkede troçkizm ya da troçkist Marksist-Leninist literatür içerisinde bir aşağılama sıfatı. Yani insanlar evet, birbirini işte makyavelist, oportunist evet, ondan sonra gibi troçkist diye suçluyorlar. Bir dakika ya, hangi troçki ya? Bizim bildiğimiz troçki mi? Yani evet, diyor ki o da biz troçkistiz. Yani şunu anlatmak için söylüyorum bunu. Aslında aynı zaman farklı ülkeler. Anlayış ne kadar farklı? Bahsettiğim 80'lerin başı. Evet. 1983 senesinden söz ediyorum. Şimdi bugün coğrafyada farklı ama biz aynı coğrafyada farklı zamanlar. Dolayısıyla bir coğrafyadan bir coğrafyaya troçkizm ya da bir yemek evet, boykotu bu kadar şekil değiştirebiliyorsa, bugün bu kadar zaman sonra her şeyin farklı bir hallolma yolu var. Ama bir şey çok hoşuma gitti sizin anlattıklarınız arasında. Yani evet, işte atanmış rektör gelmiş filan ama öğrencilere kapılarını açıyor. Ve ne demek öğrencilere kapılarını açmak? Yani benim duymak istemediğim bir şeyi bile söylesen bana, ben bunu hoşgörüyle karşılayacağım evet, demek. Öyle mi gerçekten? Ve öyle. Hakikaten mi? Gerçekten maşallah. Ne yaptı biliyor musunuz bir tanesi? Bana dedi ki, sen dedi atanmışsın, seni burada istemiyoruz dedi. Kimdi? Suratınıza karşı mı? Evet söyledim, evet, ben de. Ya gel gel dedim, bir çay içelim. Öyle birden bir kaldı tamam mı? Şeyde kütüphanenin alt katında dedi. Seni istemiyorum, beni protesto ama ediyor. Ama o da cesaret o. Tabii tabii yani, cesur rektörü, yani şeyde. Özür dilerim, böyle bir aşamada rektör ne yapabilir? Yani böyle ben sizin karşınıza... Çocuk bu şey yapacak yani, yapar. Ne yapar mesela, okuldan mı atar? Var mı öyle bir hakkı? Ya yani kanuni haklarını yani soruyor. Soruşturması falan vardı tabii yani, var bu işlerin... Yasal olarak zemini var orada. Kamu görevlisi pozisyonundasınız. Evet, evet, yani bir sürü evet, karşılığı var ama şimdi bunlar bizim çocuklarımız. Dedim gel gel sana bir çay ısmarlayayım dedim. Hı. Neyse böyle bir durdu.
Arkadaşa dedim ki sen bize bir çay söyle dedim. Kütüphane hemen önünde banklar var, oturduk. Gel dedim, bak ben de seni hiç sevmem biliyor musun dedim. Çocuk birden durdu. Ya lan şaka ediyorum, şaka, ben seni çok seviyorum da dedim. Sen beni niye sevmiyorsun söyle bakayım dedim. Böyle deyince açamadı çocuk cümleyi. Ne ihtiyacın falan varsa dedim bana söyle, bak ben 2200 yıllık devletim dedim. Ben Şafak Çomaklı değilim dedim. Benden iste, kimseye muhtaç olma dedim. Ben her isteğini karşılarım dedim. Niye bunu bir tarihe vurgu yapıyorsunuz? Bunu merak ediyorum. Niye biliyor musunuz? Neden yapıyorsunuz biz bunu? Biz geleneği olan, geleneksel açıdan. Tabii teşkilatçılığı olan bir şeyiz, devletiz. Yani biz bir şeyi çözebiliriz yani. 2000 yıllık süreç içerisinde çok olumsuzluklar olmuş olur ama çözecek kabiliyetimiz var. Manevra hareket kabiliyetimiz var yani bizim. Peki bu, niye ona şiddete alıyorum ki? Yani çocuk söylemiş olabilir. Söylem farkı beni hakikaten artık bu yaşa gelmiş bir medya insanı olarak üzüyor. Çünkü mesela siz bu ne güzel bir vurgu yapıyorsunuz burada. Devlete vurgu yapıyorsunuz ve devletin tarihine vurgu yapıyorsunuz. Bu aslında sizi nasıl söyleyeyim, bir kimlik beyanı gibi bir konuşma. Tabii kimliğimi beyan ediyorum. Doğru, bu doğru. Halbuki bunu söylediğiniz kişi de aynı kimlikte. Mesela o şöyle yapabilir, diyelim ki 1923'ten başlatabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani tabii. Tarihini. Şimdi aslında ne garip değil mi? Ön yargılarla düştüğümüz durum. Aslında hepimizin tarihi bu. O da başka bir yerden gelmiyor yani. Aynı yerden geliyor. Bizim kimsemiz yok biliyor musunuz ya? Bizim kimsemiz. Ben onu nereye düştüğüm o çocuğu ya? Evet. Şimdi bana diyor ki seni diyor istemedim falan diyor. Evet. Gel lan dedim buraya. Evet. Ben istemiyor musun? Gel bakayım ne istemiyorsun dedim. Evet, güzel. Falan güldük. Sonra kar yağıyordu geçen sene. Tweet attım. Mesaj atmışlar. Bunların bir grubu var, tamam mı? Böyle aşırı uç gruplar vardır böyle. Üniversitelerde olur ya. Biz de geliyoruz yazmış. Dedim ki kar yağıyor, gelin kar topu oynayalım. Twitter'dan attım. Biz de geliyoruz diye neyi kastediyor? Biz yani de o ekip, biz de geliyoruz kar topu oynamaya. Ben de topunuz gelin lan dedim, tamam mı? İyi bir rektörden bu çok acayipmiş. Ondan sonra geldiler, bir kar topu oynadık. Ya beni bir perişan ettiler orada. Ama onlara çay ve çorba ayarlamıştım. Kar topundan sonra gitmeyin dedim. Güzel. Burada çay çorba içelim dedim ondan sonra. Oynadık, kar topumuzda oynadık. Hatta onlar uç görüşlü çocuklardı. Yani bu sol herhalde. Tabii. Sağ da var işlerinde. Yani farklı sağ gruplar da olabiliyor. Bu kar topu oynarken çoğun birisi geldi. Ya dedi hocam biz de geldik dedi. Twitter'ınıza cevap vermiştik ya. İyi ettiniz dedim. Ben de onlara topunuz gelin lan. Hani vardı ya beyefendinin bir şeyi söylemi şeklinde. Şimdi geldik orada. Kar topunu oynadık. Bitti, soğuk. Ben de epey bir perişan ettiler. Yakalamışken rektörü güzel bir hop. Beni bir temizlediler orada karla. Sonra bitti. Güzel çorbamızı içtik, çayımızı içtik. Sarıldık, fotoğrafımızı çektik, gittik. Şimdi bunlar bize teslim edilmiş çocuklar ya. Bunlar temiz çocuklar. Ben bunları kime teslim edeyim? Şimdi ben bunu bıraksam başkasının eline düşer. Grupların eline düşer. Bunun fikrini de yaşayacaksa özgür yaşasın. Bu mizacı seviyoruz. Bu güzel. Peki, şimdi tabii ki aktüel olarak biz bu sizinle bu söyleşiyi bir diğer çektiğimiz programın arasında yayınlıyoruz. İzleyenlerimiz de bendeki ceketin falan farklı olduğunu hemen fark edeceklerdir. Ve bizim bu programı çektiğimiz tarih bugün 14 Mart. 16 Mart mı? Bir de geriye gidecektim az kalsın. Neyse 16 Mart'ta çekiyoruz ve hangi programın içine sokuyoruz? 21 Mart programının içinde yayınlıyoruz. Tabii ki bazı şeyler bu konuşmada antipatik olmasın diye. Çünkü 16 Mart'tan 21 Mart'a gündemimizde ne değişecek bu korona, dünya çapındaki korona salgını yüzünden? Bunu tam bilemiyoruz. Bu yüzden belirtme gereği duydum. Ama siz üniversitede ne yapıyorsunuz bu konuda? Bunu merak ediyorum. Bir kere bir tatil, zorunlu tatil verildi. Evet. Sonra? Şimdi bir zorunlu tatil aslında erteleme. Yani çocuklar biraz dinlensin, şu biraz steril hale getirelim ortamı. Merkez bir evinde bulunsun. Sonra dönem sonu geldiğinde eğer gerekirse telafilerle birlikte süreyi uzatabiliriz, dönemi uzatabiliriz. Yani her şey mümkün. Her şey mümkün, sıkıntı hayatlar yok. Hayatlar kurtulsun tabii, yeter. Tabii, yeter ki sağlığımıza bir şey olmasın. Tabii bu süreçte bizim en büyük avantajımız şu. Birincisi şöyle, bizim eczacılık fakültemiz ve sağlık bilimleri fakültemiz çok iyi bir hamle yaptı. Eczacılık fakültesi
bu dezenfektasyonla ilgili çok güzel bir şey hazırladı. İlaç, video, tanıtım şeyleri hazırladı. Ve biz bunları geçen haftadan itibaren başladık hazırlamaya. Silmeye başladık, toparladık, bilinçlendirici videolarımızı çektik. Bir de koronavirüsüyle ilgili insanların bu işin ciddiyetinde olmaları gerektiği hususunda hem esprili yolla hem de ciddi olarak uyarılar yaptık. Fakat burada bizim sürekli üstünde durduğumuz bir olay var. Yani bunun farkında olmaları gerekiyor. Neslin resmi açıklamalar dışında açıklamalara şu an için itibar etmemeleri gerekiyor. Doğru. Çok önemli bir şey. Evet. Kaosu engeller, düzensizliği engeller, her şeyi yolunda götürür. Aksi takdirde kaosa da sebebiyet verebilir. Biz hep sürekli bunu vurguluyoruz. Neden bu benim için önemli? Benim 1.050.000 aktif, toplamda 2.5 milyon öğrencim var. Yani şu anda burada bu programdayız ama 1 milyon öğrenci açık öğretimden dolayı öğrencim acaba bir şey söyleyecek mi diye de merak edebilir ama tabii o farklı bir olay. Bizim ağzımızdan çıkan bir cümle 1.050.000 öğrenciyi yönlendiriyor. Biz bunda çok hassas davranıyoruz ve onlar da biz bu süreci bu şekilde takip edince virüsle ilgili, bu hastalıkla ilgili, kamuoyunu ilgilendiren, toplum sağlığını ilgilendiren bu olayla ilgili onlar da sağ olsunlar yerinde ve gerekli şeyleri yapıyorlar, davranış şekillerini gösteriyorlar. Fakat burada önemli olan bir şey var, o da şu, bizler devletin bir üst birimiyle hareket ediyoruz. Yani mesela biz bu tatil kararını kendimiz alamazdık. Tabii ki. Bu çok önemliydi. Yani orada mesela herkes bastırıyor, biz tatil alalım falan. Fakat bunların bir süreci olduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani YÖK, üstte bir yüksek öğretim kurulu kararı var. Bütün üniversiteleri bilim kurullarıyla toplanıyor, karar veriyor. Hani biz bireysel karar veremiyoruz. Bireysel karar verdiğimiz şey üniversitenin kendi içiyle, iş düzenine ilgili durumu. O nedenle yani burada devletin hiyerarşisini bozmadan bu tür kriz zamanlarını çok iyi atlatmamız gerekiyor. Aksi halde işte o bunu yazmış, bu bunu yazmış, bu bunu söylemiş, buradan bir şey gelmiş. İnsanlar da panik havası oluşturuyorlar. Halbuki resmi kanallardan gelen verilerle hareket ederseniz gayet de güzel gider. Biz de bu şekilde şu anda çok sistematik, çok rahat, çok steril gidiyoruz kurum olarak. Peki bu kimi öğrenci yurtlarının şu anda, ki çok doğru bir çalışma bence, yani bilmiyorum tam olarak ne oluyor da bugünlerde sosyal medyada iki gündür daha doğrusu bunu görüyoruz. Öğrenci yurtlarının karantina alanları olarak tahsis edilmesi meselesi. Tabii ki en rahat, en kolay sterilize edilebilecek yerler ve büyük kapasiteli yerler. Tabii ki öğrenci yurtları. Bu konuda sizle ilgili bir şey var mı? Size bağlı yurt var mı? Böyle bir şeyler. Yurtlar Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı. Evet, sizle alakası bizle yok. Bizle hiçbir alakası yok. Sadece ama kampüslerimizde kampüslerimizde olan yurtlar var. Bir de öğrencilerimizin kaldığı yurtlar olduğu için biz ne oluyor? Sürekli koordine içerisindeyiz. Ve bu da şöyle bir, o biraz önce söylediğim hiyerarşik yapıyı dikkatle incelediğimiz zaman eğer hassasiyette gidersek sorun olmuyor. İşte Gençlik Spor Bakanlığı YÖK'le ilişki içerisinde irtibata geçiyor, kararları alıyor. Biz de uygulamaya başlıyoruz. Ama ben alelacele hareket edip işte şunu böyle yapalım, böyle yapalım demiyorum. Veya da herhangi bir rektörümüz şöyle yapalım değil. Onu ölçerek, biçerek yapıyoruz. Ve o biraz önce bahsettiğiniz konu çok önemli. Yurtlar bizim elimiz, ayağımız, kolumuz. Evet, kesinlikle. Yani bir kriz zamanı, bir savaş zamanı yatakhanesiyle, tuvaletiyle, içerisindeki yemekhanesiyle yani muazzam imkanlar taşıyan fiziksel yerler. Yani biz şu anda bunu görüyoruz. Ayrıca da tabii ki yurtlar devlet tarafından kullanılabilir. Ayrıca da burada koronavirüs yerleşecek, kalacak diye bir şey değil. Çünkü bu bir veba salgını değil. Değil. Dolayısıyla işte hayvanlardan geçen ya da kanalizasyondan geçen bir salgın değil. Bu maalesef insandan insana dokunduğumuz yerler itibariyle metal satıhlarda ya da giysilerde uzun süre yaşaması nedeniyle elden ele geçen bir virüs. Dolayısıyla bir karantina alanı olarak kullanılmasında bir yurdun aslında temel bir sakınca yok. Çünkü yarım gün içerisinde virüs zaten orada hayatiyetini kaybediyor. Yani hiç dezenfekte etmesen bile virüs kendi kendine zaten buluşta yeri bulamıyor. Bulamıyor. Yani bulacak hali yok. Ve ilginçtir ki en fazla
bir yabancı yayında okudum. Çoğu kişi de seslendiriyor. En fazla metal yüzeylerde. Yani kapı kolları falan gibi metal yüzeylerde 12 saat yaşıyor. Kumaşta giysilerde üstümüzde evet. 8 saat yaşıyor. Elimizde hiç dezenfekte etmezsen 10 dakika yaşayabiliyor ancak. Ama herkes birbirine bu şekilde bulaştırıyor. Enfekte oluyor. Tabii ki gençlere şu konuda da bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama ben hep bu aklımda. Gençler şunu duyduktan sonra işte çocuklara bir şey yapmıyormuş efendim. İşte gençlere bir şey yapmıyormuş. Bir kere bu tam olarak doğru değil. Çünkü her genç aynı sağlıkta değil. Herkesin akciğer kapasitesi aynı değil. Yeme alışkanlığı. Vücut bağışıklık sistemi aynı değil. Bir kere herkes için tehlikeli. İkincisi gençlerin ergenlik çağı ya da sonrasındaki insanların da hani okullar tatil oldu. Hadi bakalım arkadaşlar hep beraber toplanalım. Gülüp eğlenelim de bir şeye dikkat etmeleri gerekiyor. Evde yaşları var. Kendi anne babaları olmasa bile çok sevdikleri büyük ebeveynleri var. Yani bir anneanneler, dedeler, nineler, bütün komşular. Bunlar komşular, bütün bunlar evlerde. Hangi genç insan bir büyüğünün, bir yaşlı insanın ölmesini ister? Dolayısıyla gençlerin de taşıyıcı olmamak açısından en azından buna dikkat etmeleri gerekiyor. Burada bir şey söyleyebilirim. Lütfen efendim. Şimdi gençler aslında çok önemli bir dönemden geçiyorlar. Tecrübe sahibi oluyorlar şu anda. Bravo. Gelecekte meydana gelebilecek bir krizi bravo. Şu anda bravo. Yaşayarak çok önemli bir tecrübe sahibi oluyorlar. Çok önemli oluyorlar. Bir tecrübe. Yani şu anda 20 yaşındaki bir çocuk 50 yaşında bir kriz geldiğinde bu dönemi iyi bravo. Analiz ederse nerede, nasıl müdahale edebilir, ne yapabilir evet. hepsini şu anda görüyor. İşte şey gibi eskiden biz ne derdik bizim büyüklerimizle evet. ilgili olarak savaş görmüş nesil derdik. Evet. Yokluk çekmiş. Ekmeği karneyle almış evet. değil mi? O neslin başka bir inisiyatif kullanma şekli var. Evet, bilinci evet. var. Tabii ki aynı şey değil. Sayın Rektör çok mutlu oldum. Ayrıca da hediye için de çok teşekkür ederim. Tabii ki bu uzun bir görüşme değil ama bu da bir Uykusuzlar Kulübü de bir evet. eğlence programı ama burada vallahi diğer konuklarımdan aşağı kalmadınız. Ha, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Varlığınız itibariyle. Sağ olun. Maşallah. Çok maşallah. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Tekrar yeni gelişmelerle bir de bakalım hep beraber şu korona belasını İnşallah. Atlatalım. İnşallah. Sonra gençler, yaşlar, bütün toplum herhalde biraz da evde biraz daha fazla yakın zaman geçirmek dolayısıyla kırgınlıklar, küslükler bence hallolacak. Evde bir insanlar araya... birbirini tanımaya başladı. Bravo. Birbirini görmeyen insanlar evde oturmaya başladılar evet. şu anda. Bu özellikle nesiller arası iletişim açısından da. Tebessüm devrimi de olabilir biliyor musunuz? Biliyorsunuz Türk düşünürlerinin yazdığı tebessüm makalesi evet, vardır. Evet, evet, evet. Tebessüm evet. devrimi de şu anda evet. yaşayabiliriz. Herkesin evet. birbirine ihtiyacı var şu anda. Bravo, bravo. Pekala, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, tekrar. Sağ olun. Sayın Rektör'ü uğurluyoruz. Celil Nalçakan ve Can Gox'la beraberiz. Hoş geldiniz. Alkışlıyoruz değerli misafirlerimi. Evet, bu iki cool adamla beraber yani karizmatik, çirkin ama yakışıklı falan filan. Hiç bilmiyorum bu duyguyu. Nasıl bu duygu bu? Yani hem çok çirkinsin ama hem de kızlar sizi... cazip buluyorlar, hoş buluyorlar, seksi buluyorlar. Gerçekten hiç bilmiyor musunuz bunu? Dünya güzel olduğum için. Yani yoksa nasıl olur? Nasıl gidiyor? Sen bir de kilo verdin değil mi o dizi için? Bu kilo vermiş hali. Bu kilo vermiş halim abi, aynen. Ya 19 kilo mu dedin? 18-19 civarı bir kilo verdim. Evet. Ama işte... öyle bir verdim yani, böyle bir gerekiyordu, yaptım. Niye herkes bu kadar perişan oluyor, sen böyle diye anlatıyorsun bunu? Yani değil mi çok perişan olanlar? Bir de yaşadığı zamanı ben hatırlıyorum evet. yani acılı bir dönemdi. Acılı mıydı hakikaten? Tabii. Evet. Ağır bir dönemdi yani. Mesela Can benimle beraber sürekli... Ağlamak üzere olduğunu hatırlıyorum. Haşlanmış ya. Tavuk yedi sürekli, yani, gerçekten. Yani haşlanmış tavuk mu var? Haşlanmış tavuk. Şey. Efendim söyleyeyim. O su, bir su içiyordun. Saçma sapan bir su.
Evet. Adını ağzıma almak istemediğim. Evet. Nimettir yine de. Yok yok efendim, ama içinde bir tek su yoktu suyun yani. Ha ha. Evet. Çeşitli bir şey, ne? Herbal. Evet ya, her evet şey vardı. Herbal diyorlar galiba evet şimdi. Peki ama o zaman tabii ki kilo verme aşamasında eğlence de olmuyor biliyorsun değil mi? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Yani ot yiyorsun ve ot gibi yaşıyorsun değil yani mi? Ota benziyorsun. Daha az çekmek için 9.30 gibi uyuyordum. Çok fena. Evet evet, mesela işte televizyonda hamburger yiyen birini görünce gözlerim doluyordu filan. Çok fena evet. Ki biz bir de severiz böyle beraber oturalım saatlerce, sohbet bir edelim, şeyler yiyelim, sohbet edelim. Sizin aslında yani sizi beraber çağırmamızın hiçbir nedeni yok. Yani değil mi? Siz arkadaş olduğunuz için sizi beraber çağırdık. Yani genelde mesela işte bir tiyatro grubu oluyor, bir film yapmış oluyorlar filan. Sizin dostluğumuz dolayısıyla beraber çağırmamızın nedeni beraber olmanız. Aynen, dostluğumuz yani çok çok görüşmeniz, yakın olduğumuz evet için. Niye yakınsınız? Ne anlıyorsunuz birbirinizden? Ya aynı şeylerden hoşlanıyoruz. Aynı cümleleri kurabiliyoruz. Hmm. O bir birliktelik açıklaması gibi oluyor. Hatta bazen cümle kurmuyoruz. Yani yani şu anda birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Ama nereden baksanız 4-5 seneye. Ya aslında yani şöyle bir durum var. Yani sükûti sohbet denen şey var ya. Bayılırım. Yani biz konuşmadan konuşuyoruz. Ne güzel isim buldun ona. Yani security sohbet. Yani çok fazla konuşmaya gerek duymuyoruz biz. Şöyle de denilebiliyor. Ben öyle denmesini de seviyorum. Sessizliklerin ağır gelmemesi. Evet. Çünkü evet genelde pek tanışmayan insanlarda ya da aralarında problem olan insanlarda sessizlikler ağır gelir. Sürekli o sessizlikler şu ya da bu gereksiz cümleyle yırtılmaya çalışılır. Aynen. Sizde yani o yok. 4,5-5 saat içinde galiba 10 ya da 12 cümle kurmuştuğumuz vardır kimi akşamlar. Evet, evet. Daha ben fazla de, değil yani. Benim de öyle arkadaşlarım var. Beraber çalıştığım bu dadaların da genel koordinatörü olan Barış arkadaşım evet öyledir. Yani mesela beraber işte ya İstanbul'da bir yerde ya da beraber tatile gittiğimizde oluyor. Çünkü başka kimseye tahammül edemiyorum. Barış'la beraber oturuyoruz. Ondan sonra şey diyor, böyle bir bakıyor ama bu 5 saat 6 saat sonra diyor ki Allah affetsin diyor, şu adam da pek çirkin diyor filan. Sonra derin 6 saat daha bir sessizlik filan böyle. Yani hani o müthiş tatil oluyor zaten yani. Hani bir yerde oturup başkalarına bakıp biz dünya güzeliymişiz gibi hani başkalarına bakıp dedikodu yapmak hakikaten komik oluyor. Sessizliğin birlikteliği gayet insanı bir taraftan hem huzur içine atıyor hem de bu o anlaşma çok farklı bir şey. Ne haber dediğin anda 3 ay, 4 ayda konuşmasan o dostluk bravo farklı. Kaldığımız yerden başlayabiliyoruz. Aynen. Bazı aynen dostluklarda, asker arkadaşlıklarında, yatılı tabii okul arkadaşlıkları, lise arkadaşlıkları, doğru, mahalle arkadaşlıkları evet kaldığımız yerden başlarız. Memleketi sevmemizin de bir nedeni budur. Memleketi doğru zaten memleket olduğu için severiz ama buradan gitmememizin, burada olmamızın, burada olmayı sevmemizin nedeni de budur. Yani devri daim olsun. Cem Karaca'nın öyle bir albümü var değil mi? Nerede kalmıştık? Aynen. Aa, evet. Aynen. Tabii. Yani ne güzeldir. Muazzamdı o. Aynen, evet. Kalmıştık. Bu arada tabii ki programı sanki siz hiçbir şey yapmıyorsunuz da buraya kıraat etmeye gelmişsiniz gibi de şey yapmayalım. Senin bir oyunun var. Oyunun evet ismi Üçü Bir Arada. Evet. Benim salaklığım, özür dilerim. Şimdi duyuyorum. Fakat sen bir de bu oyunu kapalı gişe oynuyorsun. Yani çok iyi iki oyuncu ahbabım, bir hocam ve bir kardeşimle oynuyorum. Evet. Benim durum aslında oynamak değil, bedava en yakından izliyorum oyunu. Şimdi çünkü hemen söyleyeyim. Ki Üçü Bir Arada oyunun ismi. Yazan Yunus Emre Gümüş, yönetmeni Engin Alkan. Çok severiz. Oyuncular Cem Davran, Celil Alçakan ve Onur Özaydın. Evet. Ve bir oyun metni var. Ondan biraz söz edelim. Erkek dünyasının kale direkleri arasına gizlenmiş sırları. Bir erkekte aşk acısı kaç gün sürer? Yılbaşı gecesi mecburen tanıştığınız komşunuz sizinle intihar etmek isterse. Babasının gözünde uslu bir çocuk olamayanların 30'undan sonra şirinleri görebilme yöntemleri. Hepsi ve dahası bu oyunda. Üçü bir arada, kadınlar eşitlik ararken aslında erkeklerin de 1-0 galip gelip başlamadığı hayatla, yok 1-0 gelip başlamadığı hayatla mı? 1-0 mağlup başladı. Mağlup başladı, evet, farklı bir tanıtım metni olmuş. Hayatla maçımızı
ve okulda, işte kavgada, yatakta girdiği her maçta skordan skora koşmak zorunda bırakılan erkekliğin türlü hallerini anlatıyor. İzleyiciniz çoğunlukla kadın mı erkek mi? Yani şöyle ki ilk sezon oyun aslında oyunun orijinal adı Erkekler Futbol ve Dahası'ydı. Güzel. Bizim afişimizde Mehmet çekti, Mehmet Turgut. Bir kale direğinin üstünde işte Cem abi, ben ve Onur. İlk sezon genelde hanım izleyicilerimiz, kadın izleyicilerimiz gelmedi. Sonra Cem abi dedi ki abi boyun adını değiştirelim. Üçü bir arada oldu. Böyle şey gibi. Üçü bir arada ama neye çağrışım yapıyor? Üçü bir arada işte, olunca mesela... Reklamlar var öyle üçü bir arada diye. Sonra değil mi içecek reklamı var. Vallahi Engin sonra... Hoca buldu biliyorsunuz. Engin Hoca bir şey bulunca biz üstüne bir şey evet. söyleyemiyoruz. Evet üçü bir arada. Ne geliyor? Pınar ne geliyor insanın aklına? Üçü bir arada deyince. Mesela şey çiçek var. Çiçek ne çiçeği var? Üçü bir arada diye çiçek mi var? Ya atıyorsun ya. Çiçek. Ben çiçek anladım. Ondan sonra... ne var? Üçü bir arada maraton diye. Maraton filmler vardı zamanında. Evet. Evet garip. Mesela şey vardır. Şimdi oynanan Ray Cooney oyunu çok güzel. Evet. Tamer Karadağlı, Zeyno Günenç ve diğerleri oynuyor. Orada onun ismi ikinin biri. Evet. Sizinkisinin ismi ama üçün biri değil. Siz üçü bir arada diyorsunuz ona. Yani... Ben şu an bir oyundan çıkmak üzereyim. Ben yani, Cem abi az sonra yani arayacağım. Yani aslında şey, ilgi çekici bir isim. Peki, üçü bir arada deyince ne oldu yani şeyler? Evet, futbol filan dediğiniz için hanımlar evet. gelmiyordu. Üçü bir arada deyince artık anlamsız bir isim oldu. Zaten tiyatro seyircimiz de daha çok hanımlar. Çünkü hanımlar daha entelektüel erkeklere göre. Kesinlikle katılıyorum. Dolayısıyla siz burada soru işareti de koysaydınız oyuna, bu isimleri gören... Zaten bu tecrübeli isimleri, iyi oyuncuları gören hanımlar zaten gelirdi. Yani ya o kısma ben kendimi çok dürüst olmak gerekirse fazla tevazu da ama saçma sapan bir şey ama çok kendimi oraya koymak taraftarı değilim. Yani ya çünkü İstanbul Halk Tiyatrosu'nun bir oyunu bu. Evet. Ve İstanbul Halk Tiyatrosu'nda Erkan Can var. Evet. Yıldıray Şahinler var. Cem Davran var. Bahtiyar Engin var. Şimdi onların yanında hani birazcık ben galiba o hususta şeyim ya, ne denir ona, ustamın kıymetini biliyorum diyelim. Ya evet, bu da benim için de zor. Şimdi bu bahsettiğin evet. çocuklarla da ben beraber büyüdüm. Evet. Yani... Konservatuvarda. Şimdi sen de bu kadar başarılı bir adam olarak gelip işte ustalar falan onlarla ilgili konuşunca bana da garip geliyor. Çünkü biz onlarla oturduğumuz zaman bizim ustalar da artık göçenler. Yani değil mi? İnsan yaşlanmak gibi oluyor bu da yani. Şimdi onlar usta falan değil mi? Ustanın ustası. Yani şey tabii. Tabii ama bizde bu sanat mesleğinde bu saygı sevgi devam ediyor. Evet. Hakikaten herkes de. Sen de hakikaten mütevazı bir insansın. Hiç ya, bıyıklarına yakıştıramadım onu yani böyle bıyığın olsun. Da. Aslında biliyor musunuz benim sakalım vardı. Evet. Bugün kesim anlatabilir miyim şimdi sebebini? Mi? Evet. Ama yakışıklı olmuş. Estağfurullah. Öyle de bir giderim vardı ama. Ya çok garip. Benim anneciğim kesin izleyecek bu programı. Benim sakallarım beyaz çıkıyor. Ve annem sürekli bana şey diyor. Oğlum bir derdin mi var diyor. Bir süredir. Şimdi bugün de ya bu programı da izleyecek ya. Ya yine üzülmesin diye ben kestim sakallarımı yani. Ya bu ne bu böyle duygu yumağı şeklinde geldi? Niye öyledir. Böyle yapıyorsun? Bize ağlatacak mısın bizi? Niye böyle yapıyorsun ya? Niye canım ağlamayı yani, bilmeyenin gülmesi? Yani annesine de çok ya saygılı. Gerçekten öyle ama çok tatlı kadındır. Yani. Abi bilseniz yani, ki bilen var. Haftada bir buluşup ağlaşıyoruz zaten. Genelde. Sen de çok duygusal bir ben insan. Ben çok yengeç burcu olduğum için. Vallahi ağır, ne hale geldik durumda. Ya böyle bir duygulardan duygu beğen programı şey. Peki bu oyunu... söyledik. Senin Ah Be Ah albümü ne zaman yayınlandı bu? Bunu tekli olarak çıktık. Ha bir tekli bu. Tekli. Albüm yazmışlar bana. Olabilir. Tekli ne zaman çıktı? 3 Ocak veya 4 Ocak da çıkarttı. 4 Ocak. 4 Ocak'ta çıktı. Ah Be Ah'ın özeti hepimizin içerisinde bir Ah Be Ah dediğimiz an var. Yani ortak olarak bu cümleyi paylaştığımız çok anlar oluyor ve içimizden gelen sözler de bu şekildeydi. Sonra Erdem sağ olsun Erdem Tarabuş'la beraber besteyi yaptık ve
çok içten ve çok basit ve sokak dili gibi yazdık sözleri. Hmm. Ah be ah, bir haklısın diyemedim. Hmm. Bir ayrılık hikayesi var. Bir ayrılıktan pişmanlık bir hikayesi var. İki kişinin arasında bir haklısın diyemeden ah be ah dediğimiz anlar vardır ya. İşte o anlara bir gönderme oldu. Sağ olsun dostlar da, dostlar diyorum ben dinleyicimize. Onlar da sahiplendiler şarkıyı. Şu anda internette de, internet dijital mecrada da bir yayınlanıyor. Ve mutluyuz. Güzel bir şarkı yaptığımıza inanıyoruz. Kabul eden, seven eyvallah. Sevmeyen, hoşuna gitmeyenin de canı sağ olsun. Çok iyi. Siz böyle beraber tatilde ne yapıyorsunuz? Böyle kumsalda mı oturuyorsunuz? Evet. Yapma ya. Çok denize giremiyoruz. Bir tahta sandalye falan vardır herhalde değil mi? Bir masa. Tabii tabii. Aynen. Ha? Aynen. Ya mesela beraber ya, nasıl denize girebilirim? Çünkü o kadar çok saçı var ki denize girdiğini anlamıyor falan. Evet. Ben yarım saat sonra falan denize mi girdin diyorlar, yok diyordum işte ıslanmıyor çünkü saçlar, öyle bir durum var. Biz bir kere öyle bir şey ama yaşadık sen Taksim'de. Daha çok bir insan değil de bir logosun herhalde değil mi? Evet öyle bir ya, sen durum bir var. Sen bir logosun yani. Ben çünkü bir de bozmuyorsun da kendini değil mi? Hiç. Mesela ben sürekli bozuyorum. Şimdi saçlar beyazdı. Şimdi bundan ona peruk takacağım diye buraları şey yaptım. Ondan sonra kestim, sonra... Kızım dedi ki artık baba bu ne ya bu beyaz falan, tamam dedik, onu bunun üstünde siyah boyattık, fakat kenarlarını da kesince ben böyle bir geçkin Nazi subayıyla böyle bir saçma sapan bir şeyin arasında kaldım. Benim mesela de, sen logosun. Yani en sen... son nişandaydı yani ufak tefek dokunmalar. Nişan için saçlarımı düzelttim. 1,5 santim ufak tefek değil. Hiçbirimiz. Güler bile anlamadık. 3 sene falan oldu galiba herhalde. 1,5 senedir evli olduğumuza göre 3 senedir saçlara dokunulmadı. Ya bir gün Taksim'de böyle rezil bir yağmurda yürüyoruz. Karşıya geçtik Kadıköy'de. Can dedi ki yağmur mu yağıyor? Anca akmaya başladı aşağıdan çünkü. Evet, aynen öyle oluyor. Güzel. Peki. Şu klibe bir bakalım o zaman. Lütfen. Beraberce. Şu Taksim bölümünde kestim ki şarkı çok güzel. Teşekkür tabii ederim. Ki. Sağ olun. Yalnız bir izlenimi mi? Yani senin tanıdığımdan beri hissettiğim bir şeyi izleyenlerimize de aktarmak istiyorum. Sen nereye gidersen git oraya ait gibi durmuyorsun. Mesela şimdi hanımefendiyle beraber oynuyorsunuz. Mesela kızcağız bir sandalyede oturuyor değil mi? Hemen sandalyede oturan kadın oluyor. Ama ondan oyuncu... Deniz, ben... tabii ki ama denize bakıyor mesela. Denize bakan kadın oluyor. Yani sen pembe bir çamaşır leğeni gibi hiçbir yere ait olamıyorsun. Yani o manzara bak vallahi siyah beyaza bile seni koysak yani... Sakın çamaşır leğeni lafına alınma. Aklıma o geldi ilk olarak. Yani mesela pembe bir çamaşır leğenini nereye koysak orasıyla uyuşmaz. Yani banyoda bile dursa banyoya bile uyuşmaz. Hiçbir yerle uyuşmuyoruz. Ondan sana dedim ki logosun sen. Bu şimdi çok güzel bir özellik. Yani nereye koysak olmuyor. Nereye koysak olmuyor. Ve tarih dışı bir adam gibisin. Mesela eskilerden kim böyledir? Mesela David Bowie böyledir. Hiçbir tarihte... David Bowie'nin fotoğrafını koy, kendi zamanıyla alakası yok adamın. Evet. Hiçbir o da logo. Yani, Ziggy Stardust. Yani, Ziggy Stardust. Kafası. Yani böyle insanlar var, böyle hani şey olarak mesela bizim Tarkan. Hoppa falan filan, hop böyle bir oynak kıvrak falan, yani hep hemen şeyine ait oluyor. Mesela o damda bir tane şey çekti, kedi mi demedi mi bir şey çekti mesela. Onda bile o damdaki Tarkan oldu. Oh. Tamam mı? Ama o sen o bile damdaki Tarkan olabiliyor. O bile logo değil. Sen çıktığın günden beri logosun. Sürreal bir kafa ya olabilir evet, mi? Evet yani bir şey sen uymuyorsun. Mesela oraya işte bir eve girdiniz filan. Evet. Yani bu ancak seninle ilgili şöyle söylenebilir. Mesela Ayşecik tatilde var ya. Yani Ayşecik tatildenin özelliği tatil değil. Ayşecik'in tatile gitmesi. Onun için seninle ilgili de şu yorumlar yapılabilir. Yani Can Gox evde. Can Gox denize bakıyor. Bakmıyorsun aslında. Yani bak mesela sen performanslarda filan da bak. Yani o başta hani Karl Lagerfeld gibi yüzükleri filan taktı ya. Ki var yani yüzükler. Klipte oynayan kendisinin eşi de ona gülüyorum 8 saattir. Ya biliyorum eşi olduğunu ama bak o kız mesela seninle evli olduğu halde hemen oraya uyum. Sen belki evliye de uyum sağlamıyorsun. Belki kıza sormak lazım. Yani sen evde nasılsın mesela? Evde uyum gösterebiliyor musun? Ya evde çok mutluyum.
Yani onu sana sormuyorum. O, o mutlu mu? Onu soruyorum. Güler mutlu mudur? Mutludur. Mutludur. Ya değil mi? Öyle baba öyle bir durum yok mu yani? Mesela ya ben onun eşi olsam, ben onun eşi olsam hiçbir yere sığmayan ve oturmayan bir adam var ortada. Hayır, her gece eve John Gox gelmiş gibi olur. Çünkü bir de böyle bir şey. Yani, çok güzel. Eve bu. John Gox geliyor yani. Ne oldu? John Gox geldi. Yani değil mi? Böyle bir şey var. Yani gerçekten orada değilsin gibi. Böyle bir fotoğraf geliyormuş falan gibi. Çok çok acayip bir his. Bu niye böyle oluyor? Ve bir sanatçı için en güzel şey. Ciddi söylüyorum. Evet, bununla yaşamak zor ama. Yani bir otobüse bindiğinde veya bir taksiye bindiğinde hep karenin dışında kalmakta bunu hissettiğim zamanlar oluyor. Çünkü insan zorlanıyor. Çünkü şöyle bir küçük bir anekdot anlatayım. Şeyde bir şehirde hatırlayamıyorum şimdi konser var ve araçta uyumam gerekiyor. Çünkü iki şehir arasında şey yok, uçak yok. Dört saat falan uyumam gerekiyor. Yastık da yok şeyde koltuklarda arkada. Dedim ki bir yastık bulalım bir yerden lütfen. Durduk araçla, girdik bir yere. Ben de indim. Mola verdik. Dinleniyorum dışarıda. Dükkanın da önüne geldim. Çocuklar girdi içeriden yastık bakıyorlar. Abi bu olur mu falan filan. Gişedeki, kasadaki kız böyle yaptı şimdi. Dışarıda fotoğraf çekilmeye başladı. İşte gelen çocuklar işte şeyler fotoğraf çekiyorlar. Yanındakine böyle yaptı. Ben de duyuyorum. Neymiş dedi. Neymiş? Öbürküsü dedi ki ben bir şeye benzetemedim. Sen benzettin mi? Öbürküsü geldi yine bu sefer git bir sor bakayım ki neymiş bir şeyse ben de fotoğraf çektireceğim dedi. Bravo. Yani, çünkü sende bu bir şey var. Evet. Sen hani kimmiş şey... değil. Kimmiş değil. Neymiş bir şeyse fotoğraf çektireceğim. Ama sen bir de tabii ki şey yani sen de diğer sanatçılardan farklı bir ortaya çıkışın, açılımın, kendini tanıtışın oldu. Yani sen hep böyle bir hani işin underground... Daha böyle bir dipten gelen dalgadır senin müziğin. Böyle öyle geldin. Evet. Hiç böyle debelenmeden, ayaklarınla çırpınmadan bir şöhret edindiğin için. Tabii ama demek ki sen doğduğunda da böyle doğmuş da olabilirsin. Belki annene babana sormak lazım. Yani böyle bir tip olabilirsin sen baştan itibaren. Evet. Hani doğan sakallı çocuk kıyamet habercisi sen evet, olabilirsin. Ya, sen niye yastık ya. Aldın ki? Ya, evet benim yastığa ihtiyacım yani olmuyor. Lazım ama. Ya, evet yeri. Çünkü şey mesela Tuncer de seninle çalıştığı zamandan diyordum ki ne yapıyorsunuz falan. Diyor ki abi sürekli konser yapıyor. Çünkü John Gox'un zaten evde olması da saçma bir şey. Yani John Gox hani böyle olan ve böyle şarkı söyleyecek olan bir adam yani. Benim babamın Can'la alakalı bir tespiti var. Çok sever annem babam. Eyvallah. Selamlar. Erkek kardeşime. Babam şeyler gırtlağına bülbül oturmuşlar. Can'dan için. Çünkü böyle hani babam genelde her şeyi çok fazla sevmez. Benim oyunculuğumdan da nefret eder mesela. O yüzden yıllarca konservatuvara yollamadı. Benim bülbül oturmuş değil de herhalde ses biraz kırçıllı olacak. Bir bülbül takılmış ama olabilir. Bülbül süveter giymiş olabilir bülbül hocam. Çıkacak. Süveter yani. Giymiş. Ama yani. Ses de ses çok acayip. Yani hakikaten başka bir şey ve abartmadan abartılı, zorlamalı, debelenmeli bir şey değil bu senden böyle geliyor. Aynen, aynen. O ona şey ne diyordu? Ödüllü diyoruz. Gifted gibi bir şey var. Hmm. Yani bu bir hediye demeyeyim de ben ödül diyeyim Tanrı tarafından. Allah tarafından verilmiş bir ödülümüz maşallah. Var. Ve bunu da paylaşmak bizim görevimiz. Başka da bir amacımız olamaz. 12 sene bir şirkette çalıştım. Sonra hayat işte dediğim gibi döngü, çember seni alıp tekrar sen buraya aitsin diye çeviriyor. Ben de 12 sene sonra telefon açtım. Dedim ki alasmalık ben tekrar şarkıcı olmaya karar verdim. Teşekkür ettiler. Patronum da çok güzel bir lafı var. Cancığım sen işi burada 12 sene çalıştın. Onu hobi olarak yapıyordun. Müziği hobi olarak yapmıyordun bu zaman içerisinde dedi. Teşekkür ettim. Sağ olsunlar. Onlar da yolumu açtılar. 12 sene çalıştığım yerden şimdi tekrar şarkıcılık. 6-7 senedir şarkıcılık yapıyorum. Profesyonel olabilmek de istemiyorum ama aslında ama. Ama bir açlıkla da ne kadar çok çalışıyorsun, ne kadar çok konser veriyorsun aynen. Maşallah. Aynen. Koşabildiğim kadar, kavuşabildiğim kadar insana kavuşmak istiyorum. Amacım o. Yani bir kişi de bir, bin kişi de bir bana. Ben konser iptal etmem. Onun için şeydir. Tabii bu dönemde sizin çok güzeldi yazınız. Tekrar ben de bir şarkıcı olarak size teşekkür edeyim. Ben teşekkür ederim. O dönem içerisinde bir kişi de birdir, bin kişi de birdir bana. Koşarız, Tuncer de bilir zaten. Yani bayağı da koştuk, onunla da beraber koştuk.
Onun için kavuşmak olarak gördüğüm için konserleri, neden bu kadar çok koşuyorsun dediklerinde de ben doyamıyorum ki. Yani koşmaya. Siz de bilirsiniz. Yani bu inşallah da doyamayacağım kadar da koşarım. Peki aslında keşke eşin de tabii ki seyircilerimiz arasında, ama ona da sormak isterim. Senin pijamalı bir halin var mı? Bir fotoğrafın filan acaba? Yoktur herhalde. Yani pijama giyiyor musun? Senin bu halinin pijamalısı var mı? Tabii ki. Var. Böyle bildiğimiz pijamalı. Var yani, hani yelekle ve şeyle doğmadım tabii. Kot, kot pantolonla doğmadım ama yani. Evet. Ama öyle sananlar var. Gözlüğümü hiç çıkartmadım. Yani işte hani şey, neyse seviyor musun bu gözlüğü falan diyorlar. Hayır, gözlüğü karartmamın sebebi de buradan da açıklayayım. Hani bu artistlik bir amaçta değil. Gözlerim 4,5-5 numara görmüyorum. Yani. Onun için ışığa da hassasiyetim var. Sürekli ışık altındayız. Kararttık. İyi saçlar yapıyorsun. Da böyle yani hani. Daha da ne olur. Ama bak mesela Celil'in fotoğrafları nasıl karizmatik sana göre? Estağfurullah ben. Bak. Ama. Vay vay. Ay. Evet. Ya. Tatlı çocuk ha. Adam güzel adam. Burada Hakan Altun'la berabersin. Evet. Çok romantik bir anınız. Hayır, şöyle ki hemen açık değil mi? Burada bir kedi var. Kavun. Kavun'un doğum günüydü. Biz de ona şarkı söylüyorduk. Vallahi yani. Ya siz numara mı yapıyorsunuz? Bu kadar duygulu musunuz ya? Vallahi ya? Billahi öyle. Abi ya, bir gerçekten yavru öyle. Kediye doğum gününü kutlamak maksadı. Yok, bir yaşına değil. Girmiş artık. Yavru değildi. Ha, peki. Ha, onun için söylediniz yani. Bu yavru tabii değil. Tabii ki doğum günü anlamaz mı? Hakikaten Allah kedi var orada. Allah. Evet. Yani ilginç hakikaten. Değil mi? Ya niye iki erkek baş başa elimizde ut? Yani evet. Bu çocuk da ama çok şeydir. Çok da duygulu. Duyguların çocuğu. Muazzam. Ben ona Neandertal vücudunda duygusal diyorum çok. Hiç çünkü bunu ifade etmeyen bir şeyi var. Çok çok özel. Tipi var. Evet. Burada yine kediyle beraber numara ya bunlar. Ha, bu böyle misin hakikaten ya? Nefret ederim hayvandan. Niye böyle bir şey yapayım abi? Alerjim var ama Instagram'da çok hangi beğeni geliyor. Hangi hayvan olursa bile. Bu senin Instagram'ından. Evet. Evet, bütün hayvanatla zaten şey, bu hangi tür hayvan? Anlatayım mı bunun hikayesini? Lütfen. Abi bir yere çekime gittik. Songül'le işte bir aile hikayesini oynarken. Abi lamalar var. Bu lama mı? Evet. Lamaya da benzemiyor. Hiç ne belli değil. Evet. Yani epey lama. Ben de arkaya dönüyorum. Evet. Yok ben şey abi epey... Böyle geldiler abi, takıldılar. Hatta bir ara kafasını karavana soktu filan. Vallahi yani Allah. Orada vardı ama bir yanımıza geldiler yani sağ olsunlar. Ama bu benim yani bir insanın lama ile kurduğu en yakın ilişki olabilir. Ben çünkü çok seviyorum lamalardan abi. Biraz çekinirler yani. Evet. Değil mi? Tükürür der, bir şey der, aynen. Saldırır der filan. Belki de işte ön yargılar bunlar. Bak lamayla böyle de olunabiliyormuş. Lama en azından yüzüne tükürüyor, arkandan tükürmüyor abi. Vay, alkışlıyoruz bu güzel sözü. Ay çok güzel çocuk. Can senin bir Instagram hesabın yok mu? Var. E niye oradan fotoğraf? Demek hiçbir ilginçlik yok Instagram. Şey, aynı logo duruyor. Ben Instagram'ı o kadar kötü kullananlardanım ki. Ben hiç kullanmıyorum. Aynen. Biz de tiyatro afişi falan koyuyoruz. İşte o kadar bizde de. Yani Instagram şekilde. Yine de takipçilerimiz var. Onlara işte kültürel haberler, aynen. Tiyatro haberleri falan veriyoruz. Çünkü o Instagram bence bu neslin sonu olacak. Yani Instagram çok da sen de neyse Instagram'da dalga geçer gibi lamayla fotoğrafını koyuyorsun da yani hakikaten olacak gibi ben de değil. Sadece konser duyuruları, evet. Aylık programımız ve özel hani aile içinde kutlamamız olduğunda, özel bir gün olduğunda onu paylaşıyoruz. Yani çok fazla 10 tane falan fotoğraf, 20 tane fotoğrafımız vardır. Güler'le bir fotoğraflarım var. Benim başka hocam. Aynen. Nerede kedi var, köpek var, lama var hep. Öyle. Kaplanlı fotoğrafım vardı bir ara. Kaplanlı da mı? Allah Allah, hayvan sever. Evet. Evet. Peki, Can diyor ki röportajında, bu eski bir röportaj, tekamülcüyüm. 12 sene boyunca uğraştım, müdürlüğe kadar geldim, eleman olarak başladım. Hiçbir derdim yoktu, cebimde param vardı, hayat sigortam vardı. Demişsin, hayat bir koyuyor tokadı, sen müzisyen olacaksın diyor. Diretsen de karşı gelmezsin. Ya ne acayip tersinden gösteriyorsun. Yani insanlar halbuki yani sen hayat sana bir tokat koymuş. Hı hı. Müzisyen ol ulen diye bir tokat patlatmış ve sen bunu şimdi mecburen yapıyormuşsun gibi bir ifade mi var?
Tam tersi şöyle, aslında yapmak istediğiniz iş şarkıcılık. Hayat seni oraya getiriyor. Çünkü caz şarkıcısı olursanız ve işte bir yerde yıldığınız zaman oluyor. Yani ve ailede de bir vefatla karşılaşıyorsunuz. Hmm. Hayatımda böyle bir zor dönem vardı. 20'li, 18'li yaşlarımda. Sonrasında 20'de işte Bilgi Üniversitesi'nde caz okudum. Sonra okulu bıraktım. Bıraktıktan sonra çalışmaya başladım eleman olarak. Niye gidip caz okudun? Yok başka bölüm ne yapayım? Blues ve caz şey Oxford vardı da biz mi okumadık durumuna geliyor bu iş ama. Ama caz da böyle marjinal bir tercih değil mi yine de? Marjinal bir tercih. Caz evimde %100 caz dinlemiyorum. Ben blues dinleyicisiyim. Sıkı bir blues dinleyicisiyim. Cazın özel ve bana uyan kollarını seviyorum. Ama dediğim gibi okulda da çok... caz üzerine çok yoğunlaşmadım. Hep bluesy şarkılar seçtim. Sınavlardan da blues şarkılar sayesinde geçtim. Ama sonrasında tabii şöyle 20 kişilik sahnelerde pazar günleri veya salı günleri sahne yapıp 19 kişi gelince kim yok, 21 kişi gelince kim geldi yeni diyorduk. Ve bu 10 sene boyunca aynı durumda devam edip insanı yıldırana kadar bir durumla karşılaşıyorsunuz, böyle zorluk gibi bir durumla. 49 doktorana komando eğitimi deriz biz buna. 50 TL değil, 48 TL de değil. Bunu sağ olsun bizim bütün dostlar bilir. Blues'la uğraşan, cazla uğraşan Türkiye'de. Hepsinin arkasındayım, yanındayım. Yani ama ben bu yolu seçtim. 12 sene bıraktım müziği ama tabii müzisyen olarak çalışmak da çok büyük bir yük. Gerçekten çok zor. Arkadaşınız geliyor diyor ki bak böyle bir CD çıkmış işte Amerikalı bir grup falan. Tabii siz külliyatını biliyorsunuz. Aa ne kadar güzelmiş deyip köşeye ayırıp dinlemeden onun daha iyi bir albümünü arkadaşınıza hediye ediyorsunuz. Bir güzel. De bunu dinler misin diye. Bu zorluklarla yaşamak, egoyu yutmak, kendini rendelemek çok zor. O dönemde de o zorlukları da aştıktan sonra ve bir işte hayat tokadı attı dediği zaman da sen yeter aldın artık dersini deyip tekamüle inanırım. Tekamülsüz de durum olmaz yani hayatta. Tekamül demek ki o zamanı geldiği anda da seni alıyor, tekrar şarkıcı yapıyor. Ben de hiçbir şey demedim. Bu sefer iç sesi de dinledim biraz. Dedim ki tamam uyuyacağım sana. Devam edebilirdim. Hiç problem yok. Cebimde param olurdu. Yani genel müdür yardımcılığına kadar yürüme ihtimalim vardı. En son bıraktığımda müdürdüm. Ama istemedim. Gerçekten istemedim yani. Arabam, bilmem ne, ıvırım zıvırım umurumda değil. Şimdi hayat beni çok güzel bir sanat alanına getirdi. Çok güzel dostluklar kurdum. Ailemi kurdum, evlendim. Bundan sonra çok güzel üretebileceğime inanıyorum tekrar. Ve yani, çocuk istiyor musunuz? Tabii ki. İstiyorsunuz. Tabii ki istiyorum. Ama çalışmak da lazım onun için. Böyle istemiyorsun şey değil mi? Tabii, değil mi? Tabii ki. Yani evet. Çocuk için çalışmak ayrı bir zevk ama. Ayrı bir güç ve motivasyon. Zor o çünkü çocuk için. Yani bunu şimdi evlenmeyenler, evli olmayanlar, çocuk yapmamış olanlar bilmiyorlar tabii. Çocuk için çalışmak gerekiyor. Ben de eskiden şans eseri oluyor sanıyordum. Ama evlenince ve çocuk isteyince Allah hemen vermiyor. Hemen vermiyor, biraz güçlükler oluyor. Yani niye oluyor bilmiyorum. Çoğu arkadaşım, genç arkadaşım çocuk için uğraşıyorlar. Ama şimdi tabii ki birçok engeller de var. Çok fazla radyasyon alıyoruz. Aynen. Özellikle büyük iş yerleri, plazalar, böyle yerlerde baz istasyonları, bütün bunlar çocuğa engelliyor. Eskiden ne biçim patır patır eski doğuyorduk. Şimdi öyle değil. Çocuk çok arzu ediliyor. Çocuk çok isteniyor. Çok istendiği için de o da biraz ayak duruyor çocuk gelmekte. Aynen. Böyle bir, yani bizim de planımız... Senin baba olman da çok ilginç olur. Ya ben onu hevesle bekliyorum. Yani baba olmak ayrı bir duygu. Allah herkese tabii... Ama duygusalsın zaten, ne sulu göz olursun. Tahmin etmiyorum olacağımı ama... Hadi be. Belirli bir zamana kadar herhalde aman çocukluk... yani blue çağına gelene kadar herhalde sulu göz olmazsınız, doğru mudur? Ya sen öyle san. Ben hiçbir şeyi hayatta... Ne ağlarım ne bir şey filan. Şimdi kızım benimle dalga geçiyor. Baba ağlıyorsun galiba yine değil mi? Yok canım. falan diye. Yani sende var mı çocuk? Yok. Ben hiç evlenmedim. Düşündüm hiç, bir ara ama. Hiç düşünmedim. Hiç olmuş olabilir, haberin olmayabilir. İhtimaller dahilinde olabilir, bilemem. Fakat benim
durumum şey, annem artık mesela dalga geçiyor benimle işte, ellerinizden yalar bir torunum var diye, evde bir köpek var benim. Ya bence şey ya, yani mesela canım baba olması gerekiyor, ben sizin de baba olmanız gerekiyordu, ne güzel de oldu. Fakat işte mesela herkesin baba ya da anne olması gerekmiyor. Ben mesela çünkü çok o tarafta değilim. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Evlilik? Efendim yani çok sevdalanırsam tabii ki evlenirim de çocuk... İşte aksine çok sevdalanırsan katiyetle evlenmemek lazım. Oradan başını İşte o yüzden hiç evlenmedim. Evet. Ama niye, mutlu son diye bir şey yok mu yani? Yok. Peki. Evet, yok. Susuyorum. Ama şimdi vallahi sanki üç kız oturmuş. Ema. Üç kız getir, oturmuş. Kısırımız vardı. Muhabbet ediyoruz gibi yok. Kısırımız altınlarımız da verip. Kısırımız üç kız oturmuş vallahi ben de ani olmak istiyorum falan gibilerden. Ne duygulu çıktılar bu tüylü tüylü adamlar. Ben ne şaşırdım buna ya. Değil mi? Ama senin diziler filan da değil mi? Ben her dizimde evliydim. Öyle mi? Ama ne diziler yaptın, hepsi tuttu dizilerin. Dur bakayım nerede şey? Ha, şimdi sen Poyraz Karayel'de oynadın Zülfikar. Eyvallah. Ona Kara Komikler'de 2'de oynadın Emanet'te. Eyvallah. Ondan sonra neler neler var. Sonra Elveda diyorsun. Eyvallah diyorum kitabın bu. Evet. 2019. Niye bu kitap? 2018 öyle aslında. Mi? Pardon, ben de öyle. Ya ben aslında 2016'dan 2017'den beri kafada yazıyorum. Kafada yazdıklarımın maşallah. Toparlanmış evet, kafa dergisi. Şimdi ama oynadığın dizilerde hepsi iyi diziler. Yani Kış Masalı, Hanımın Çiftliği, Bitmeyen Şarkı, İntikam, Poyraz Karayel, Hayati ve diğerleri bir aile hikayesi. Ya aslında hata benim... var mı burada? Yok. Aslında benim meziyetim değil. Benim iki tane ya galiba 10 yılı geçti. 2 adet menajerime kız kardeşim var. 2 adet menajerim var. Ya işte menajerim değil ya, biz aileyiz zaten artık. Ve yani neredeyse çocukluktan arkadaşız. Ben onları hep o kadar güvendim ki. Çünkü bu hani şey yani ben arkamı yaslamayı çok seviyorum böyle. Çünkü herkesin başka bir profesyonelliği var. Mesela Gülden ve Çağla bunda oyna bu olur dedi ve ben oynadım, oldu. Evet, çok iyi seçimler. Evet. Yani ya bir... onlar seçti, ben oynadım sadece. Ya şimdi tabii ki bütün televizyonların kazanmak için diziden başka bir şeyleri olmaması, ürünleri evet, olmaması. Evet. Artık televizyonculuğu da unutup her biri dijital dizi kanalları gibi. Hani diyoruz ya Netflix filan, bizim ulusal kanallarımız da Netflix gibi arka arkaya diziler, filmler. Ondan sonra bir şey yok, programcılığı unuttu televizyonculuğumuz. Dolayısıyla hani orada da bir dizi lotosu var, ne çıkarsa bahtına. Evet. Yani şimdi girersin bir işe, bunlara da sorsam bu dizicilere yani dramaturji departmanı kanalın ya da genel yayın yönetmeni ya da yapım şirketinin adamları filan 3 sene. En az tabii. 3 sezonumuz garanti. Şey diyor bir de. 3 senedir bu diziye çalışıyoruz. Ulan 3 senedir bu diziye çalışıyorsunuz. 3. bölümde kalkıyor. Yani ya intihar edin ya şeyler gibi Uzak Doğu'da olduğu gibi parmağınızı mı kesiyorsunuz? Harakiri mi yapıyorsunuz? Yani bu kadar salaklık olur mu? 3 sene bir dizi üzerine çalışıyorlar. 3 bölüm sonra kalkıyor. Salaklığa bak yani. Ama kime oluyor olan? Oyunculara oyuluyor. Evet. Kesinlikle. Hep oyuncular oluyor çünkü size. Onlara bir şey olmuyor. Onlar nasıl olsa bunu kaldırdık, tabii. Bunu koyduk. Bunu kimse de onlara hadi kış demiyor. O 3 bölümde gideceği zaten güle güle belli. Yedeği de var. Şöyle bir durum oluyor yani. Ben emekçi kardeşlerimi bir hasır altı yapmak istemem. Fakat bir dizi bittiği vakit tüm set ekibi 3 hafta sonra başka bir iş bulabiliyor. Reji ekibi, ışık ekibi. Evet. Ama yani televizyonda çalışanlara da bir şey olmuyor. Yapım şirketi biraz daha riskli tabii ama tabii onlar da borca giriyor, kredi alıyor, bilmem ne oluyor. Fakat en ağır yükü oyuncu. Çünkü bir de dizisi kaldırılmış oyuncu olarak sokakta yürümek var. CV'ye ekleniyor galiba işte. Yani. Çok ağır. Fena. Kesinlikle. Zor bir şey. Kesinlikle. Zaten en son oynadığın film yönetmen için yani en son yönettiğin film kadar başarılısın gibi bir durum var. Aynen öyle. Evet yani. Tabii ki. Yani kolay bir şey değil. Peki, sen Turvak'ta mı okudun? Evet.
okudun. TÜRVAK bitebilen bir okul mu? TÜRVAK bitebilen bir okul. Türker Bey'in çok büyük bir yatırımı. Evet. Müthiş bir yatırımıdır tabii ki. Muazzamdır. Allah başımızdan eksik etmesin. Nur içinde yatsın. Devri daim olsun. Beni Zeki Baba aldı okula. Ben burslu okudum. Zeki Alasya. Evet. Ve vefatından sonra öğrendim ki okul %100 burslu değilmiş. Yarısını Zeki Baba vermiş. Hadi ya. Hadi canım be. Ay Allah rahmet eylesin. Maşallah maşallah. Peki. Çok güzel bir söyleşiydi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tabii ki biraz daha dikkatli, kontrollü programlar yapıyoruz. Çünkü biz yayındayken askerimizin durumunu, Suriye'deki durumu, diğer bu yeni senede vallahi başımıza, memleketimizin başına gelmeyen kalmadı. Allah vatana millete zeval vermesin. Aa, ama amin, çok amin. Teşekkür ederim. Çok iyi sohbet arkadaşısınız. Biz hakikaten bir tatile gidişinizde yani sen coşarsın tahmin ediyorum da Can Gox'tan ümitliyim. Yani kıpırdamadan oturan tip herhalde o değil mi ağırlıkla? Evet. Genelde öyle oluyor. Ben tabii nerede akşam orta sabah yok ya öyle bir şey efendim canım. Beraber yani, o da durgundur. Durgundur yani ha? Şey neydi de çok. Ama uzakta öyle görünüyorum değil mi? Aynen. Ben durgun insanlarla arkadaşlık etmek istiyorum. Şeyden çok sıkıldım. Yani kendi çağımın yani benim gibi 90'larda başlayanların baba bir proje var. Var ya bu böyle. Hebe. Yani içeri bir şey kurt kaçmış bir hayvanat kaçmış gibi böyle yerinde duramıyor. Anladın mı? Böyle ağır. Halbuki siz bir gün tatile giderseniz beni de çağırın. Yani halbuki yakında öleceksin değil mi? Biraz dur. Senin mesela tevekkül çok doğru bir şey. Yani biraz artık yavaşlama, sakinleşme ve bu sakinlik içerisinde arkadan gelenlere haydi buyurun çocuklar tabii. Siz geçin demek lazım. Bodrum'da karşılaşmıştık zaten biliyorsunuz. Ben otelin bahçesindeki sandalyede oturmuştum. Herhalde 4,5 saat falan oturmuşumdur orada hatırlıyorsunuz. Evet. Yani senin güzel özelliğin yine logo olarak nereye koysak tamam. Orada kalıyorsun. Mesela zaten şirketin karın için bir... çok iyi. Koy bir yere git aynı yerden al işte. Araba da gönderebilirsin. Şoföre söylersin alın gelin şunu filan değil mi? Şirket stratejisi dermişim şimdi. İşte açılış var Can'cığım tamam bir gün önceden gidiyorsun. Bir gün sonra geliyorsun diye aynı yerden alırlar. Uyuduğun zaman uyuyabiliyor musun? Uyuyorum. Yani şey. Uyuyor musun gözlerini mi kapatıyorsun? Yani bir uyuma pozisyonu alıyor musun yoksa oturarak mı uyuyorsun? Ayakta da bir. Bana Can Gox ayakta da uyuyabilir gibi geliyor yani. Ben şimdi uykuya geçiyorum. Ve şimdi uyandım diyor. Uyuyorum ama şey uyuyor. Neydi adı? Zor uyuyorum. Evet. Makineyle uyuyorum. Apne problemim var. Biliyorum eskiden bana bunu söylemişti ama bu açıdan hatırladım. Siz bu şu nazal durumu çöz demiştiniz. Evet çözüldü. Hayır. Ona şey yapmadım. Ona değinmek istemedim. Özür dilerim öyle anlaşıldıysa. Biliyorum o uyku apnesi durumunu. Hı-hı. Artık modern insanın başında bu uyku apnesi. Aynen. Çoğu kişide görüyorum. Var. Çoğu kişide görüyorum. Bir de artık fark ettik şimdi artık eskiden mesela herkes evde horlardı. Yani horlamak da bir hayat belirtisiydi. Aynen. Şimdi böyle horlayan görünce aman Allah. Yok o kadar değil benimki falan. Horlama dışı. Bize hırsız girmez yani öyle söyleyeyim. İçeride ne besliyorlar diye. O tabii lifife ediyorsunuz ama. O kadar. O kadar yani, değil, şey ama tabii ki her horlama da uyku apnesi değil. Değil uyku apnesi dikkat edilmesi varsa. Gereken bir şey. Biraz yiyeceğe içeceğe dikkat etmek ediyorum. Lazım. Ediyorum. Sağ olsun Güler çok yardımcı o konuda bana. Gerçekten çok dikkatli beslenmeye çalışıyorum. Evet. Bir de tabii ki ne kadar oluyorsa tabii. Bizim neslimizi de sizin nesle de öyle oldu. Bizim neslimizi makine yağlarıyla filan bize her şeyi yedirerek midelerimizi perişan ettiler. Midelerimiz perişan. Evet. Dolayısıyla özellikle sanatkarlar, müzisyenler, tiyatrocular, oyuncular yani sinema oyuncuları, dizi oyuncuları herkes dahil. Bizler böyle şey yok. Şimdi hangi doktora gitsen işte bu diyetle ilgili bir uzman olabilir. İşte dahiliyeci olabilir, şu olabilir. Kaçta uyuyorsunuz? Sabah 6'da. Öleceksin. Yahu o saatte uyunabiliyor bizim işimizde. Aynen. Yani farklı meslekler var. Yani salakça da bu işlere yapanlara da salakça davranmamak lazım. Yani fırında çalışıyor olsam, ekmek işçisi olsam yine o zaman da sabahlayacağım. Senin sabah kapına ekmek benim sayemde geliyor. İşte. Geri zeka. Çok sağlıksız.
Ben 11'de uyuyorum diyor. Ben de diyorum ki hemen geber. Hemen geber, çok sıkıcı. Müzisyenin en yakın dostu fırınlardır. Fırınlar. Gece 4'ten 5'ten sonra. Abi oyun bitiyor 11'de. Eve gidiyorsun 12. Üstündeki o enerjiyi atman zaten 2 saat. Adrenalin düşürmek. Evet. Ya 2'ye kadar zaten böyle duruyorsun. Lemur gibisin. Olsa da. Tabii canım. Babacığım bir de yani, ne yapacağız? Yani hakikaten bütün o adrenalin de çıkmış ona. Tabii. O böyle saat evet. Mesela işte 11.30'da diyelim ki oyunun bitti. Ne yapacağız? O 10 sayısına çıkmış olan adrenalin sabah 4'e kadar 8, aynen, 6, evet, 5, aynen. 4 diye inecek. Kesinlikle katılıyorum. Seyircin aynen. Gelebilir. Seyircin seni seyrediyor ama seyircin zaten son alkışlayarak ondan sonra gidiyor. Aynen. Aman pek güzel oyun seyretti falan diye uyuyor. Sen böyle kızgın damdaki kedi. Aynen. Ondan sonra ne yapacaksın? Ahlaksız hareketler yapmak lazım. Niye bana bakarak efendim ben yine... Ya Can Gox'a bakıp anlatılacak bir durum yok. Sana bakıp anlatacağım. Kime bakıp anlatacağım? Yani ondan sonra ya eğlenceye vuracaksın. Adrenalin nasıl şey yapacak? Yani gidip yani şey şimdi... Yani ben eve gidip Can Gox'a okuyacak halin yok değil mi? Tabii canım. Roman da okuyamazsın. Ne yapacaksın? Her gece Sürrealist Manifesto'yu bir daha yaparım. Ya bir şey söyleyeyim mi? Çok tüm samimiyetimle söyleyeyim. Tabii ki söylediklerinizle yapıyorum bazı geceler. Fakat bu ara şöyle bir çözüm buldum. YouTube diyebiliyor muyum? Diyeyim. Yani bir sosyal paylaşım sitesinde. Yahu de Allah aşkına. Bu eski bir ara bunu çıkardılar bazı kanallar YouTube'la ilgili. YouTube artık bir jenerik isim. YouTube'da radyo tiyatrosu kanalı var. Evet. Bizim bu şeydeki çocuk... Sakın hemen vazgeç. Yaşlılık belirtisi. Sakın ha. Niye ben böyle bir şey yapıyorsun? Ben ne yapsam anlamıyorum. Ya arkadaşlar. Niye böyle bir şey yapıyorsun? YouTube'da şey yapıyorsun ben ya. Ben mesela öyle uyuyabiliyorum. Ya ben cinayet dizisi olmadan uyuyamıyorum. Herkesin birbirini kesmesi lazım. Ya onu dizi olarak için, değil. Yani hakikaten böyle bir kan, revan. Yani o adrenaline uygun bir şey. Mesela huzurlu geçen bir şey. Yağmur yağıyor falan böyle pış 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 falan. Kesin imkan yok. Yapamazsın. Onun için ahlaksız şeyler hep böyle sanatçılara şey diyorlar böyle. Ooo gecelerde yakalandı. Nerede yakalanacağız? Sabahlarda yakalanacak halimiz yok ki. Aslında öyle. Yani işimiz bu geceler. Sabah diyor, karşılarda da yakalanmışlığımız ya var. Ya tabii o jargon devam ediyor. Okan Bayülgen'i gecelerde yakaladık. Ulan işten çıkıyoruz. Yani. Ne oldu ne girmiş? Saçınlar bir şey olmuş efendim girmiş. Kırmızı bir şey girmiş oraya. O normal olanımız ya. Hangisi? Tamam hallettik. Tamam şu anda. Evet. Burada. İşimiz zor. Gecelerde yakalanmaya mahkumuz. Zor iş. Ne yapacaksın? Yani mesela şimdi biz bu programı yayınlanıyor. Tabii biz yayın saatinden daha önceki bir saatte çekiyoruz ama şimdi biz mesela biz şu anda iki tane program çekiyoruz. Ben 1'de 2'de filan manyağa döndüreceğim kendimi. Ne yapacağım ondan sonra? Barışalım akşam. Ne yapalım? Yani ne yapacağız ondan sonra? 1'de 2'de o hale geleceğim. Sonra ne yapacağız? Gecelerde de yakalanmayacağız. Eve gideceğim tek başıma oturup. Radyo tiyatrosu. Radyo tiyatrosu dinleyeceğim. Radyo tiyatrosu. Efekt kompas çakar. Bakalım neler olacak. Efektör. Ya bu bir reva mıdır bize ya? Vallahi olacak iş değil. Bizim gibi bir ara 90'lı yıllarda bütün dünyada vardı. After Hours evet. Mekanlar. Hatta evet. Tabii. Yaşınız müsaade ediyor mu? 90'larda bebeydiniz ya. Biz 42 olur yaşındayız mu? Efendim ikimiz de. O 44 ben 42. Aman gözünüz toprağa bakıyor. Ne var ayol? Ben 56 oldum. Allah Allah. Söylemeyin dışarıda. Aman efendim. Vallahi söylemeyin. Şaka yapmayın. Yani o After Hours kafeler iyiydi. After Hours kafeler birçok mesela ben o sırada Kanada'da görmüştüm, Fransa'da görmüştüm, Hollanda'da görmüştüm, birçok yerde görmüştüm. After Hours kafelerde ne yapıldığını da anlamıyordum. Alkol filan da yok. Çay veriyorlar. Herhalde manyakların gittiği bir yer. Sakinleştirici veriyorlar. Tabii. Azdırıcı olmasın diye. Saat 4.30'da falan. Evet. Işte. Evet. Ne yapıyorsun? Çay içiyorsun. Abi 3'te işim bitiyor. Bu çok normal bir şey aslında yani. Hani... Ama tabii ki bunun da durman bir vardiyası var. Biz de gece çalışan yani. İşçileriz sonuç evet. olarak. Yani bu adamın da bir işten çıktığında oturup kahve içip tabii. kafasını dinleyeceği bir yer olmalı. İki lafın belini kırmayak mı? Doğru bir şey. Bir de gittiğin her yerde benim en çok bozum mesela çekimden gidiyorum. Mutlaka eğlence var. Haddir. Ya onu istemiyorsun. Biraz sükunet. Ya senin adrenalinin var ama etrafta sükunet istiyorsun. Evde istemiyor insanlar. Evde isteme. Ne yapacağım evde? Yani. Zor. Türkiye'de. Öyle dükkan mı açsak? Evet öyle. Bu benim kafamda benim bir soru işareti oluştu. Burada, bizim bu kabaremizde Dada Salon'da biz aslında biraz after hours'uz. Yani oyundan sonra herkes hadi kış hadi güle güle oyun bitti demiyoruz. Süper.
oturun diyoruz. Müzik hafifliyor. Şahane. Ondan sonra insanlar sohbet falan yapıyor. Çok özlediğimiz bir şey yaşıyoruz. Şahane. Çok güzel. O da oyundan sonra sohbet edebilme. Çünkü şimdi turnelerde falan sohbet etmek yok. Oyun tabii. konusunda konuşmak da yok. Evet. Sadece fotoğraf çektirmek var. Evet. Makine gibi. Bu tabii, abi tabii. korkunç bir şey. Yo, o yani, daha çok yoruyor galiba. Mesela aslında. Senin konserden sonra sen de fotoğraf çektiriyor evet, musun? Evet, çektirirsin. Evet. Mesela şarkılarla ilgili ya şunu ne güzel söyledin, şunu da söylesene, bunu da böyle yapsana falan yok. Herkes sanki biraz önce görüşmemişiz gibi aynen. sadece fotoğraf çekiliyor ve senden o fotoğraf alınıyor ve gidiliyor. Alınıp gidilmezse Allah senin belanı versin. İşte o, onlar evet. çok sinir bozucu oluyor. Yani gerçekten o tarafta da bir kamyon çarpmış gibi oluyorsunuz sahneden sonra. Gerçekten bir 15-20 dakika veya yarım saate ihtiyacı oluyor insanın. Evet. Evet. Ama yok yani böyle bir şey yok. Hiç de olmuyor. Yani tamam fotoğrafa çıkıyorsunuz. Suratınız şey oluyor bir gülmemiş. Evet. Altına ya yorumlar. Ya ben şeyi kabul işte ediyorum. Bilmem yani neler. Bu fotoğraf işini hani... Bir insanı 5 saniyede mutlu etmenin yollarından biri fotoğraf çektirmek, bunu kabul ediyorum. Fakat şey benim de kimi zaman hani artık şey falan. Oluyor hani şu durum mesela hani bileğinden tutup çeken yer, evet ya falan. Belli ki bir miktar kişi var orada. Şunu hazırlayıver. Ben çünkü sucuk gibiyim. Aylardan Şubat ve Konya'dayız. Bunu yaşadım abi ben. Hmm. Bak zatürre oldum abi. Hmm. Çünkü dışarıdasın. Ve bekliyorsun değil mi? Çünkü ayıp olacak. Konya'ya gitmişsin yani. Evet, ve tabii ya, hayır da diyemiyoruz. Mümkün değil zaten. Zaten. Hayır bizde yok da. Ama yani, hasta yani, olma pahasına tabii. Abi bekliyorsun. Ya, bak, onu da bir çek. Abi canını seveyim bir dur beni bir sal. Bak buradan ter akıyor. Şey doluyor o ter burada kötü yani. Kötü çıkmış bir daha çekilenler tabii var. Tabii kötü çıkıyor. Ya bir daha yani, çıkmış önemli değil. Ben zaten çıkıyorum sürekli. Kötü çıkmış biz bir daha çekilebilirim. Bir de bana bize Habeş maymunu gibi çıkıyoruz. Daha benim yaşıma geldiğinizde şey de diyecek. Diyor ki Okan abi beraber büyüdük. Çocukken seyrediyordu beraber. Yani öyle bir geliyor ki malını mülkünü üstüme yapacak. Böyle beraber büyüdük diyor. Ben de diyor nani ne istiyorsun? Bir fotoğraf. Lan niye fotoğraf çekiyorsun? Beraber büyüdüysek nasıl büyüdük ondan konuşalım. Bir konuşalım. Gel beraber oturalım. Sohbet tabii edelim. Ki. Yani fotoğraf çektirmeyecek miyiz? Lan hani beraber büyümüştük? Fotoğraf ya, çektirerek mi büyüdük? Hayır, o fotoğrafı alacak gidecek. Bitti. Bizde de şey var, Cem abi, Cem Darman herkes diyor, Cem abi biz sizinle büyüdük diyor. Cem abi buna çok daralıyor. Bir gün şöyle bir şey yaşadık. Cem abi bizim oyunun okuma provası dönemi evine davet etti işte Onur'la beni. Yani dünya tatlısı bir eşi ve çok güzel bir evi var. Allah daha çok versin. Yani emekle kazanıldığı çok belli bir evi var. Hani çok büyük, çok lüks değil ama çok güzel bir ev. Böyle balkona çıktık ve önde de bahçe var. İşte burası çocuklar dedi. Burada işte benim köpekler filan ağaçta. Bizim Onur birazcık patavatsızdır böyle yap. Abi ne güzel. İnşallah burada ölürsün dedi. Cemal böyle sen öl lan dedi. bu gerçek orada da var mesela. Hiç sizinle büyüdük. Falan, tam benimle büyüdün de abi. Hani müsaade et ben de bir yani tanışalım fotoğraf çektirmekten ziyade adını öğreneyim mesela. Ya bir merhabaya aç kaldık. Tabii ya evet yani. Abi. Merhaba yani. Bir evet, çektirdikten sonra ışık hızıyla. İşlerden sonra yani tiyatro ya da konser bunlardan sonra seyirciyle o işi de paylaşmak istiyoruz. Yani bir eleştirirsin evet. belki küfredeceğim olmamış diyeceksin. Tabii. Kötü olmuş de bir şey yani bir beraber bir şey yaptık bir zaman geçirdik o zamanı şey yapacağız. Yok. Yok. Bizim evet. Harem Kabare'de öyle bir sahne var. Adamla kadın ayrılıyorlar ama gitmeden bir selfie çektireceğiz herhalde. Çok iyiymiş. Ayrılırken bir ayrılık selfiesi ve çok mutlu çektiriyorlar. Peki. Ay ne tatlısınız vallahi. Biz çok mutlu olduk. Çok güzel, çok huzurlu bir şeydi vallahi. Üç çirkin adam genç kızlar gibi sohbet ettik. Okan Bey birlikte büyüdük. Peki. Alkışlıyoruz hanımlar beyler.